O'tgan safar tafriqa va jam istilohini o'rgangan edik. Tafriqa nimaydi? Alloh subhanahu va taolodan boshqa bor narsalarni his qilib, ularni shuurlab, shuurda anglash, fe'llarini, harakatlarini, sodir bo'layotgan narsalarini ularda ko'rish. Bu nimaydi? Tafriqa. Endi sodir bo'layotgan barcha xatti-harakatlarni, barcha voqeotlarni va butun mavjudotlarni hammasini ko'rmasdan faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zinigina ko'rib, sodir bo'layotgan narsalarni Alloh subhanahu va taoloni o'zidangina sodir bo'layapti degan tuyg'uda, hisda bo'lishlik, shunday mushohadada bo'lishlik, shunday idrok qilish, bu hayolmas, lekin idrok, shunday idrok qilish bu jam. Endi o'sha sodir bo'layotgan ish va ish harakatlar, voqealar, butun borliqdagi tasarruflarini, o'zgarishlarini, o'sha sodir bo'layotgan voqeotlar, ish harakatlarini, sodir bo'layotgan o'rnini, ya'ni insonlarni va maxluqotlarini barcha ko'rish bilan birga ularni tasarrufi Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lishi va barcha narsalar Allohning irodasi bilan bo'layotganini idrok qilish, bu nima dedik? Jamul jam. Bu Ibn Ajibani ta'rif. Lekin Ibn Ajibani sharhida kelgan ta'rif. Ammo bu Imom Qushayriyni ta'riflari bo'yicha Alloh subhanahu va taoloda foil, ya'ni Alloh taoloni o'zini ko'rib hamma narsada, mahluqotlarda sodir bo'layotgan narsalarni Alloh taologa nisbat berish idrokida bo'lish, bu jam bo'ldi. Ammo mutlaqo mahluqotni his qilmay qo'yish, hamma narsani Alloh taolo o'zi qilayotgan bo'lib, u kishiga shunday idrok bo'lishi, tuyulishi, bu jamul jam deb aytildi, aksincha almashtirdi. Endi jamul jamda u Imom Qushayriyni, ya'ni jamning jami deb aytgan istilohlarida kishi Allohdan boshqa narsani idrok qilmay qo'yadi umuman. Hamma narsani Alloh subhanahu va taoloning tasarrufida ko'ra boshlaydi. O'shandan keyin haligi aytganimiz vahdatul vujud tushunchasi kelib chiqqan. Ya'ni hamma narsani borlig'i Allohdan bo'lsa, boshqaruvi Allohning qo'lida bo'lsa, demak borliq hammasi bitta ekan asli degan tushunchadan kelib chiqqan. O'sha kimdir to'g'ri ifodalay olgan, kimdir noto'g'ri ifodalagan, kimdir noto'g'ri tushunib, noto'g'ri talqin qilgan. Lekin asli negizi, agar shunday tushunilsaki, butun mavjudotni tasarrufi Allohning ixtiyorida. Bandalarga va hayvonlarga berilgan yoki jonzotlarga berilgan ixtiyoriy harakatlar, ixtiyor ularda bo'lishi bilan birga ularni hosil qilib berish, ular ixtiyor qilgan narsalarni ularga hosil qilib berish ham Alloh subhanahu va taoloning izmida va yaratishida. Ahli sunna aqidasi shu. Buni biz gapiramiz, aqida qilamiz, ammo shuni mushohada qilgan odam, mushohada deganimiz mulohaza emas, ya'ni qalb ko'zi bilan shuni idrok qilgan odam, o'sha odam tushunadiki, butun borliqdagi hamma mavjudotu ularning hatto harakatlarini hammasini ta'minlovchi, mavjudlik bilan ta'minlovchi va sifatlar bilan ta'minlovchi, tinimsiz ta'minlab turuvchi zot yagona Alloh. Qayyum, qayyumus samawati val ard degani shu. Alloh taoloni ta'minlashi bilan mavjudotlar mavjud bo'lib turadi. Hamma borliqdagi mavjudotlarning mavjudligi va ulardagi barcha xususiyatlarning hosil bo'lishi negizi Alloh subhanahu va taoloning qudratiga qaytgani uchun, butun borliqning borligi bitta nuqtaga qaytadi deb qaraladi. Shuni vahdatul vujud deydi. Ko'proq ulamolarning ta'rifi shunda, bu bor narsa. Ahli sunna aqidasi shu. Boshqacha talqin qilsa lekin yer ham bir, xudoy ham bir, quyosh ham bir, xudoy ham bir deydigan bo'lsa, u buzilgan, bu o'sh kufr bo'ladi. Bu borliqdagi hamma narsa Alloh taolo emas, Alloh taolodan uzilgan.
mübayin deydi. Allah'dan başka. Yani Allah Teala'dan, Allah Teala'ya yapışkanmaz hiçbir nesi. Allah Teala birer nesine içine kirgenemez. Bunda etikad kılış bu küfür böyle. Lekin ularını hasıl kılıyken kudreti, ularının hususiyetleri, ularının mevcudliğini temirlep duruyor. Kim? Özlerinden, özlerini özler yaratıp, özlerini özler temirle yaptı mı? Ya ilahi bir kuvvet var mı? Elbette ilahi kuvvet bilen böyledi. Em huliku min gayri şeyin, em humul halikun. Hiç nimeden, hiç nime yok, öz özlerinden payda bu karıştı mı? Ya özlerini özleri payda kılarken mi? Dedi o. Kelesiyem doğru kim idi? Yani ikide tarlak bir ayetilgen bu ise Kur'an-ı Kerim'de şu ayette. Cübeyl ibn-i Mut'im şu ayette işitken peyitte hali kafir idim, Resulullah namazlık heykellerini işittim, kalbim yarılıp yeteydi diyen işitti. Bunlar özlerini özleri yarattılar mı? Bu doğru kim idi? Yok, bunlarsa özünü bar kılalmaydı, özü yok dedik. Yok ki özüden yoktan barıp kaldılar yani, tesadüf, payda buldular. Kelesiyem doğru kim idi? Onu siyenmez, bunu siyenmez mi? Çünkü ihtimal kaladı halas. O kimdir yaratı? Ozunu ozu yaratması, ne ozunu yaratışı, ne buranı yaratışsız, oz ozudan tesadüp, yoldan laf edip payda buluş mümkün olmazsa, gelesiye mümkünmez, akıla mümkünmez. Üçüncü Allah-u Teala, şuna kubup değil mi? Degen halas. Buna kıbası degen anı bu degen. Demek tam, halık yegane başka. Bunlardan taşkarı zor. Lekin bunlardan tamirlep duruş kim? Allah. Bütün kainatının taminatçısı Allah. Çünkü bütün kainat harekette, toktap durgen dersi yok. Tenegizem tınımsız harekette mi? Kaşıyızı elmeşekkenini, saçıyızı elmeşekkenini, tırnağızı elmeşekkenini siziriz. Ama sizmeyiz, terizem elmeşeyepti, suyagizem elmeşeyepti aslında. İnsanın bütün vücudu tınımsız elmeşeyepti böyle. Şu tınımsız elmeşeyepti kim tamirleydi? Suyagizem, hazırki suyagiz o 10 yıl aldığında ya da 20 yıl aldığında suyagizmez. Perşe perşe olup tökülüp yengesi tıklengen. Kudu tırnağımız, ötken aydaki tırnağımız normal gelindik. Ötken aydaki tırnağımız bu. Hazırki turgen tırnağ. O sıkı yaptı bizge tırnağımız mukim turgen yokuşuydu. Ona kıymaz. Tırnağımız anla şeydi. İki aldığında tırnağ, üç aldığında tırnağımız hazırki tırnağ bu. Kudu şu tırnağ almışkendeki, saç almışkendeki, tükler almışkendeki, tanenin hemen kısmı almış. Hatta suyak gece. Bu elmedi bir medisine de alımlar. Cüdayım açık kalıp, yıllar geçe et koyuyor bana esimde yok. Falan azap falanca müddette elmeş edip, sancısı falanca müddette elmeş edip. Hop şu elmeşhurlarını kim kıl yaptı? Uzun uzun böyle yaptı mı? Teminatını Allah Teala kıladı. Çünkü bütün varlığını harekette köles. Kuyaşam harekette, ayam harekette. Kullun fi felekin yesbehun. Hemen derse süzdüledi. Nemege hareketli koydu. Yerini mukim kutturup, katırıp durup. Kuyaştı uzun elektrik koysa mıydı mı? Hop kuyaşın etrafında yeri eyle yaptı. Kuyaş tek dursa mıydı mı? Yok. Hemen derse hareket. Nemege? Daimi teminat için. Allah Teala'nın daimi tasarrufunu görsetiş için. Bela nasıl toktap durmaydı? Hemen derse yengelerini durdu. Bu Allah Subhanehu ve Teala'nın halıklığı. Ve başkaruvçuligi. İsteve alel arşta murad hemşu. Arşki isteve kıldı deyişten murad esli ayetlerine akımıdan kim çıkardı ki yaratıp teşebb koymadı belki başkarıp türüptü demekçi bulay. Çıkıp oturup aldı genemez o. İstivanın manası indi o Allah'a da akide bir mesele. Lekin mezmunu, mahiyeti ve mahiyetimiz yani meksedi. Ne mi meksedi deyse meksedi şu ayetini kilitirişteki meksedi. Ayetlerin akımını karesi şimdi gelir. İste ve thumma istawa alal arş yudabbir al-amr. Thumma istawa alal arş ve sahhara ash-shams. Hemen de arkasından istivanı arkasından Allah Teala varlığını özü başkarıp duruş. Yerini özü eğlendiriş, yükünü özü almıştırış. Hemen de etti. Bu insanların hemen bütün varlığını başkarıp Allah'ın kuludur. Zerre zerresi geç. يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Osman'dan yer geçiyorken, o yerden Osman geçiyorken, o yerdeki hemen her saniye bilirdi. Vesile bile bir gün. Hayır da bu siz. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Üç kişi oturken olsa, dördüncüsü Allah. Dört kişi oturken olsa, beşincisi Allah.
Necva yani sırlı gepleşirken peydi de. O hakkı bana bu ayetlerini karesiz, umumi hulasası da Allah subhanahu ve ta'ala bütün varlığını uzu tesarruf kılış görme. Hel min halikin gayrullah. Allah'dan başka yaratıcı var mı değil? Yok. Haliku kulli şey. Her bir nesnenin uzu yaratıcı. İnne Allah'a yasna'u kulla sana'in ve sana'ata. Her bir yasab yaratken kişinin özüne hem yasagenine hem Allah yasab Allah yaratıcı. Yani hamasının kudret bilen tamirlovchi, hamasını o'sha biz ko'rayotgan sifatlar bilen tamirlovchi yagona Alloh bo'ladi. 7 milyard insan, 7 milyard xil, ikkita bir xil odam topolmaysiz, mumkin emas. O'xshashi mumkin, 99 o'xshashi mumkin, lekin 1% qayerda farq bo'ladi? Birida farq bo'ladi. Tanasida ham bir-birida farq bo'ladi, tuyg'usida ham, ruhida ham, ya'ni qayerdadir farq bo'ladi, iloji yo'q. Bu san'atni kim kim hosil qiladi? Yagona Alloh. Mana bu narsalarni butun borlig'ini boshqaruvini va mana shu yaralmishlarni va yaratishlarni qalb ko'z bilan mushohada qilish, e'tiqod qilish alohida ish, ishonish birov aytgandan keyin tasdiqlash alohida ish. Bu ahli sunnaning e'tiqodi bu kitoblarda ahli sunnaning e'tiqodida keladi. Lekin u e'tiqod qilish boshqa narsa ish. U e'tiqod qilish boshqa, lekin uni idrok qilish, qalb bilan buni ko'rish u umuman boshqa marta bo'ladi. U ko'z bilan, quloq bilan yoki aql bilan topilmaydi. U riyozat bilan qalb g'ayb olamiga darija ochgandagina ko'radi. Ana shu holatga yetganda kishi jam yoki jamul jam yuqoridagi istilah bo'yicha holatga yetadi. Endi u undan zoir bo'lib bir ketib bir kelib shunaqa bo'ladi. Doim jam holatda turmaydi. Bu endi jam holat demak, u idrokda hosil bo'ladigan hol. Endi keyingi martaba fano va baqo. Tasavvufda eng ko'p qo'llanadigan eng mashhur istilohlardan biz mumtoz adabiyotimizda ham eng ko'p qo'llangan istilohlardan, atamalardan fano va baqo. Fano yo'q bo'lish. Baqo mangulik. Fano adamdan boshqa, adam yo'qlikdan oldingi, borlikdan oldingi yo'qlik adam bo'ladi. Borlikdan keyingi yo'qlik fano bo'ladi. Izlamiz degan qo'shiq bor-ku. Shunda aytadi Navoiy. Og'zi shavqidin Navoiy itti, yo'qoldi degani. Yo'lini yo'qotdi. Oni izlar el. Odamlar uni istab yuribdi. Yo adam dashtida, yo mulki fanodan istangiz. Kizdangiz. Ana shu adam bilan fanoni farq bor. Fano borliqdan keyingi yo'qlik fano bo'ladi. Ammo borliqdan oldingi yo'qlik adam bo'ladi. Bu yerda demak foniylik yo'q bo'lish. Boqiylik mangu abadiy bo'lish. Tasavvuf bu istilohini juda ko'p bizning mumtoz adabiyotimizda uchratishimiz mumkin. Endi bu aslida doimgidek, doim aytganimizdek, bu istilohlar istiloh sifatida olingan. Yangi nom bu, idg'om inqilobga o'xshagan tajviddagi. Lekin mazmuni asli shariatdan olingan. Mazmuni shariatdan olingan. Jamoat Afrika alohida bir holat bo'lsa, idrokdagi holat bo'lsa, fano va baqo bu ruhning sifati bo'ladi. Kishining, shaxsning vujudining sifati bo'ladi. Uni hozir o'rganamiz. Aytadilarki, qavm, ya'ni bu tasavvuf ulamolari fano deganda yomon sifatlarni insondan yo'q bo'lishini, mahv bo'lib ketishini nazarda tutadilar. Shunga ishora qiladilar. Foni bo'ldi deganda yomon sifatlari yo'q bo'ldi degan. Baqo degan so'zlarida yaxshi sifatlar unda o'rnashganini nazarda tutadilar. Buni tasavvufda taxliya, tahliya deyiladi. Yoki taxalli, tahalli deyiladi. Taxalli yomon sifatlardan xalos bo'lish, tahalli yaxshi sifatlar bilan bezanish. Sifatlar deyishimizdan murod qosh ko'zdagi bo'ybasdagi emas, balki ruhdagi, qalbdagi sifatlar, asli insoniy sifatlar. Hamma insonda iloji yo'q
yomon sifatlar bo'ladi. Alloh taolo shuning uchun aytadiki, huva a'lamu bikum deydi. Najm surasida. U sizlarni yaxshi biladi. Iz ansha'akum min al-ard. Yerdan yaratgan paytda qanday sizlarda sifatlar bordi, o'shunda bilgan. Ya'ni tuproqdan qorigan bo'lsa, o'sha tuproqdan keladigan sifatlaringiz bor, ularni biladi. O'sha tuproq tabiatni bilganlaridan farishtalar yer yuzida fasod qiladigan, qon to'kadigan bir jonzotni xalifa qilasanmi deyishgan. Keyin Alloh men bilganni bilmaysizlar deganda, hali unga ruh kirgizaman, uni sizlar haqiqatni bilmayapsizlar hozir degan. Lekin hali tabiat bor. Va aytadiki, "Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum." Shuningdek onangizni qornidanligingizda ham qandayligingiz biladi. Bilgan o'zi aslida. Eng yaxshi bilguvchi o'zi bo'lgan. Ya'ni onangizni qornida deyishdan murod inson ota tomonidan, ona tomonidan turli sifatlarni o'zlashtiradi. Insonda bo'ladi. Yaxshi sifatlar ham, yomon sifatlar ham. Kimdadir otasidan g'ayrat o'tadi, onasidan achchiq o'tadi, tezoblik. Kimdadir onasidan hayolik, vazminlik o'tadi, otasidan misol uchun qo'rqoqlik o'tishi mumkin. Hammada har xil sifat. Turli sifatlar bizda gen deb qo'yadi, ya'ni naslda o'tadi. Asl tufroqdan, tufroqda mujassam bo'lgan hamma tufroq tabiatni borki, hamma insonda mujassam bo'ladigan ba'zi sifatlar bor. Masalan, turgan joyini yaxshi ko'rish, mana yerni yaxshi ko'rishlik, yerdan chiqqan narsani yaxshi ko'rish, biz hamma narsamiz, muhabbatimiz yerga bog'langan. Ovqatni yaxshi ko'ramiz, yerdan unib chiqqan narsalar hammasi. Go'shtni yaxshi ko'ramiz, yerdan unib chiqqandan ungan go'shtlar. Uyni yaxshi ko'ramiz, yer tepasida yashash. Yerni yaxshi ko'ramiz, ekin ekish, yer o'sh. Hamma muhabbatimiz, dunyoga bo'lgan muhabbatimizning aksari, hammasi emas, aksari yerga bog'langan bo'ladi. O'shaning uchun u tuproqdan bo'lgan tabiatingiz biladi, deydi Alloh. Va u tabiatdan kelib chiqib kishilar yashashi asnosida o'sha tabiatlar kimdadir rivojlanadi. Tushundingizmi? Odam alayhissalomda bor edi o'sha masalan abadiylikka bo'lgan rag'bat, yoyinki o'sha yemoqqa bo'lgan rag'bat bor edi misol uchun. O'g'illarida u kishida gidan ko'ra boshqa sifat, o'sha sifatlar bo'rtgan holatda o'g'illarida aks etgan. Odatda naslda ba'zi sifatlar bo'rtadi avloddan avlodga o'tganda. Endi rivojlanadi. Ana shunday rivojlanib kelish natijasida haligi yerdan, yer tabiatdan chiqqan sifatlar kimlardadir rivojlanib, avlodni avlod o'sib boradi. Ba'zi sifatlar. O'shaning uchun bunda qarasangiz, otadagi jasurlik bolaga o'tadi-da, bola otadan ham jasur bo'lib ketib qoladi gohida. Onadagi zakovat bolaga o'tadi-da, bola onadan ham zakovatli bo'lib chiqadi. Gen o'sadi. Gen ko'chgan paytda ba'zi genlar o'sadi. O'sha narsada haligi tabiatlar rivojlanib boradi. Endi Alloh nima demoqchi? O'sha tuproqdan yaratgandaylar tuproq tabiatingizni bilgan va onangizning qornidaylar o'zingizga xos bir gen bilan rivojlanayotgan paytingizni bilgan. Fala tuzakku anfusakum. Endi o'zingizlarni juda unaqa pok deb da'vo qilmanglar. Men zo'rman, men yaxshiman. Men bir xilgilarda ham unaqa emasman. Men ba'zilarda ham bunaqa emasman deyishga shoshmang. Alloh biladi siz ahvolingiz nimaligini. U odamdan beri kelayotgan geningizni biladi. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqo. Kim taqvo qiladi o'zi yaxshi biladi. Endi bu sifatlarni ana shu sifatlar misol uchun hozir aytilayotgan fano bo'lganda o'sha sifatlar bartaraf qilinadi. Men endi o'zi achchig'im tez. Achchig'im kelganda shunaqa qilib qo'yaman-da men. Men shunaqa gapirib qo'ydim, shunaqa qilib qo'yaman-da men deb o'zini gunohini bu tabiiy deb ko'rish bu adashuv bo'ladi. Insonlar ko'pincha o'zidagi yaxshi sifatlarni bir turli ko'rsatishga harakat qiladi. Ayiblarni bo'lsa sipalashga harakat qiladi. Uni ham chiroyli qilib, bunisa qilib ta'bir qiladi. Achchig'im chiqib qolib, o'zimni tuta olmay qoldim. Shunaqa devordim deydi. U degani o'zimga kuchim yetmadi deyish kerak o'zasi.
Men noqis ekanman deyish kerak. Yo'q, noqis emas. O'shini kuch deb o'ylaydi. Bahodirlik deb o'ylaydi. Mana bu kishini tarbiya topmaganini belgisi. O'sha gen bilan qolib ketgan. Gendan o'tgan narsalar to'g'ri yo'qib ketmaydi, lekin yo'naltiriladi. Masalan, shiddat. Shiddat kimdir o'ta masalan deylik, achchig'i tez odam bo'ladi. Uni arzimas narsalarga achchig'i chiqaveradi, tuta qilib ketaveradi. O adamni açıq normal olib kelinadi me'yorga ve o açıq masalan deylik shimini chizig'i chiqmay qolganiga chiqayotgan açıq bor edi-yu. Hozir nura degan. Chizig'i yaxshi chiqmadi deb. O'sha açıq uni o'rniga bir odam ikkinchi odamga zulm qilyapsa, mazlumni yonini olish uchun chiqadigan bo'ladi. Yoki bir odam Allohni harom qilgan narsalarini topda bir behurmat qilayotgan bo'lsa yoki Alloh aziz qilgan narsalarni hurmat qilgan narsalarni topdayotgan bo'lsa, o'shinga qo'ziydigan bo'ladi. O'zgaradi yo'nalish. Ortiqcha tezi me'yorga olib keliladi. Endi kimdadir bo'shroq bo'ladi. U ozgina kuchaytiriladi. Kimdir faqat o'zi uchun g'am chekadi. Qorni to'ysa bo'ldi. Ha? Faqat o'zini o'ta yaxshi ko'radigan odam bo'ladi. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi dedi-yu. O'shunaqa o'zini o'ta yaxshi ko'radigan odam bo'ladi. Uni muhabbati o'zidan boshqa yoqqa qaratiladi yoki o'zining oxiratiga qaratiladi. Ana shunday qilib tarbiyalanganda kishi hali yomon sifatlari ketadi. Yomon sifat ketganda baxil odam saxiylashadi. Qo'rqoq odam shijoatlanadi. O'ta achchig'i tez odam vazminlashadi. Ha, hasadchi odam bag'ri keng bo'ladi. Kibirli odam kamtaringa aylanadi. Va hokazo. Endi o'sha sifatlar, yomon sifatlar ketib, yaxshi sifatlar o'zlashsa, ana o'shani foniy bo'ldi va boqiy bo'ldi deyishadi. Bu faloni birinchi ma'nosi. Boshqa ma'nolar keladi hozir. Demak, hammamizda yomon sifatlar bor ekan, o'shalarni yo'qotish kerak. Hammada bor, hech kim men komilman deya olmaydi, mumkin emas. Bitta Muhammad alayhisalom o'tganlar komil. Xolos. Boshqa hech kim yo'q. Hammada kamol sifatlari ham bor, nuqson sifatlari ham bor. Kamol sifatlari me'yorga keltiriladi va rivojlantiriladi. Nuqson sifatlar tarbiya qilinadi, yo'qotiladi. Masalan, hasad ozgina qolsa bo'laveradi deyilmaydi. Mutlaqo yo'q qilinishi kerak bo'ladi. Kibr ozgina bo'lsa bo'laveradi deyilmaydi, mutlaqo yo'q qilinadi. Ammo g'azab qolaveradi ozgina. Faqat yo'naltiriladi boshqa tomonga. Tushunarlimi? Mana shu tarbiya, mana shu tasavvuf, asli tasavvuf shu va din asli shu. Rasul akram alayhisolatu vasallam innama bu'istu li utammima makarimal axloq oliy janob xulqlarini kamoliga, tamomiga yetkazish uchun keldim deganlar. Paydo qilish uchun emas. Tamomiga yetkazish uchun. Bor o'zi, lekin shuni tamomiga yetkazish kerak, me'yorga yetkazish kerak. Innama deb faqat shu uchun kelganman deb aytishlardan islomning maqsadi shuni ko'rinadi. Risolatning asli maqsadi shu. Men sizlarni kiyimlarni chiroyli qo'yish uchun kelganman. Menga o'xshab kiyiningiz uchun, kiyinishingiz uchun kelganman. Balon narsani qilishingiz uchun kelganman demaganlar. Men faqat axloq, oliy janob xulqlarni tamomiga yetkazish uchun keldim dedilar. Ana shu insonning kamolot bo'ladi. Endi axloqni ilohga bog'lamasdan, Allohga bog'lamasdan ham qanchadir sayqallash mumkin. Inson o'zini aqli bilan o'zini boshqarib, jamiyatda o'rin tutishi bilan, insonni inson sifatida ko'rishi bilan, inson omili mehvaridan kelib chiqib ham inson axloqni qanchadir mujassam qiladi. Nemislarga o'xshab, yaponlarga o'xshab, yoki malaylarga o'xshab. Malaylar islomdan oldindan yaxshi bo'lishgan. Ya'ni qaysidir ma'noda yoki musulmon emaslarga ham o'sha axloqi bor hozir, masalan. Bu ham mumkin. Lekin komil bo'lmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, oxiratga samara bermaydi. Modam insonning hayoti dunyo va oxiratdan iborat ekan, u ikki dunyoda saodatli bo'lishi kerak. Birinchidan, komil, tamomiga yetmaydi. Li utammima dedilar Rasululloh. Tamomiga yetmaydi, qaysidir tomondan noqis qolaveradi. Odamlar asosan muomala madaniyati bilan baho beradi xolos axloqqa. Axloq faqat u emas.
lekin qanchadir hosil qiladi. Birovni haqqini yemaydigan, birovga zulm qilmaydigan, ha? Misol uchun pokiza shunaqa odam bo'lishi mumkin. Lekin axloqni hamma jabhasi kamolga yetmaydi. Endi Muhammad alayhisolatu vasallamni shariatlari, dinlari, u kishining ta'limotlari bilan bo'lsa, hammasi kamolatga yetishi uchun yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Va oxiratda ham ajr beradi. Shu bilan birga uning axloqiy me'yorlari o'zini aqlidan va jamiyatini odatidan emas, ilohiy ta'limotdan kelib chiqadi. Axloqiy me'yor. Masalan, birovni molini yemaslik kerak, birovni molini yeyish yomon narsa deydi. Masalan, o'sha musulmon bo'lmagan ba'zi madaniyatli xalqlar. Lekin birovni xotini bilan yursa bo'laveradi deb o'ylaydi. Uni yomon sanamaydi. O'shuning uchun ularning me'yorlari ilohiy ta'limotga asoslanmagani uchun noqis bo'ladi. Shuningdek, ilohiy ta'limotga asoslanganda o'ziga xos ruhoniyat oladi. Qolaversa, o'shunaqangi esli ta'limotlar iymonga bog'lanmagan taqdirda ham ba'zi bir millatlarda natija beradi-yu, ba'zi bir mentalitetlar qabul qiladi-yu, boshqasi qabul qilmaydi. Ammo ilohiy ta'limotda bo'lsa va mehvar inson emas, iloh bo'lsa, Alloh bo'lsa, hamma mentalitetga tushadi u. Illo to'g'ri ta'lim berish kerak xolos. Chunki unda quvvat bor o'ziga xos, ruhiy quvvat bor. Ana shu yomon axloqlar mutlaqo bartaraf qilinib, yaxshi axloqlar mujassam qilinganda kishi foniy bo'lib, boqiy bo'lgan bo'ladi. Fano va baqo darajalarini olgan bo'ladi. Bu fanoning birinchi ma'nosi. Endi aytadilarki, banda shu ikkala qismdan biridan biri bilan sifatlanma iloji yo'q. Ma'lumki dedilar, agar unda ikkala qismdan biri bo'lmasa, birortasi bo'lmasa, ikkinchisi bo'lishi aniq. Ya'ni bu yerda munoqaza keltiryapti, ya'ni naqiz. Zidlar bor, naqizlar bor. Zidlar bor, bir-biriga teskari narsalar, lekin ikkalasi masalan ikkita bir-biriga teskari narsa bo'ladi, uchinchi narsa kelishi mumkin, kelasi ham ketib o'rniga. Lekin biri bo'lgan paytda ikkinchisi bo'lmaydi, oq bilan qoraga o'xshab. Oq turgan bo'lsa qora bo'lmaydi, qora turgan bo'lsa oq bo'lmaydi, lekin oq ham qora ham ketib turib, zangor kelishi mumkin kelasining o'rniga. Turliklik ikki qismga cheklansa, u naqiz bo'ladi. Ya'ni tun bo'ladi, kecha bo'ladi, kun bo'ladi. Tun kelsa kun keladi, kun kelsa tun keladi. Iloji yo'q. Tun ketib, kun ham ketib, boshqa uchinchi narsa kelmaydi. Axloqni yomon axloq bilan yaxshi axloqni shu kun bilan tun daqa yoki katta bilan kichik daqa bir-biriga juft qarama-qarshilik deb keltiryapti. Qarama-qarshilik juft bo'lganda naqiz bo'ladi. Uchinchisi bo'lmaydi uni. Endi aytibdilarki, bittasi ketsa ikkinchisi keladi. Demak, sizdan yaxshi sifat ketsa albatta yomon sifat keladi, yomon sifat ketsa albatta yaxshi sifat keladi. Siz o'ylamangki, menda palon-palon fazilatlar bo'lmasa ham, piston-piston fazilatlarim bor-u deb o'zingizni ovutmang. Palon-palon yaxshi sifatlar yo'q paytda o'rniga yomon sifatlar kelib turgan bo'ladi. Tushundingizmi? Ja kamtarim bo'lmasam ham hasad qilmayman deysiz. U degani kibrliman degani. Juda kamtarim bo'lmasam ham men hasad qilmayman boshqalarga o'xshab. Bir xilgilarga deb qo'yadi hamma. Doim odam o'zidan pastga qarab turib, o'ziga ovunch beradi. Tasalli beradi. Men palonchidaqa hasad qilmayman. Juda kamtarim bo'lmasam ham, meni kamtarlik yo'g'usa ham deb tan olyapsizmi? Kamtarlik ham yo'q-u, tavozu ham bor bo'lmaydi. Ya'ni kamtarlik tavozu yo'qmi? Kibr ham yo'q bo'lmaydi. Albatta o'rinda kibr turgan bo'ladi. Kamtarlik yo'q, kibr ham yo'q bo'lmaydi. Kamtarlik yo'qmi? Demak, kibr bor bo'ladi. Shuning uchun yaxshi sifatlarni, fazilatli sifatlarni hosil qilmasdan xotirjam bo'la olmaysizki, muqobilidagi yomon sifatlar sizda yo'q bo'lishidan. Albatta, uni muqobilidagi yomon sifatlar sizda turgan bo'ladi. Palonchi juda g'ayratli, uncha g'ayratim yo'q, lekin men ham o'qiyapman. Demak, men dangasaman degan bo'ladi. Muqobilida dangasalik turgan bo'ladi. Bu kishi shuni aytibdilar. Bittasi ketsa,
bir kısım, o'sha kısım, iki kısım mı? İkincisi keladi. Yaxshi yomon sifatlarni. Endi kimiki yomon sifatlaridan foniy bo'lsa, unda maqtovli xislatlar hosil bo'ladi, zohir bo'ladi. Kimdaki yomon sifatlar g'olib bo'lsa, unda maqtovli sifatlar gun bo'ladi. Yo'q bo'ladi. Endi aytadilarki, biz fanoni yo'q tozalash va ziynatlash ishlari, tahalli va tahalli. İşte hazretleri poklanish, tiklanish deb aytganlar. O'sha bosqichlarni biz nimalarda qo'llashimiz kerak? Nimalarni o'zimizdagi qaysi jihatlarni biz yomon sifatlardan poklab, yaxshi sifatlar bilan bezashimiz kerak? Qaysi jihat? Ko'zdimi, qoshnimi? Bellimi, yelkanimi? Aqllimi yoki nutqinimi? Desa u kishi aytadilarki, yo bu fano bilan baqo yuradigan seni vujudingdagi borliqlar nimalar? Aytadilarki, fe'llar, ish harakatlar, axloqlar va ahvollardir. Mana shu uchalasida yomon sifatlarni yo'q qilib, yaxshi sifatlarni hosil qilish kerak bo'ladi. Ish harakatlar, ish harakatlar deganda kishining a'zolaridan sodir bo'ladigan harakatlar, hodisalar shunda. Masalan, ko'zdan nigoh, quloqdan tinglash, tildan gapirish, so'zlar. Va hokazo. Qalbni ishini ham, qalbni xayolini ham qalbning ishi deyiladi. Masalan, birovdan yomon gumon qilish yomon fe'l hisoblanadi qalb uchun. Qalbning yomon ish harakati hisoblanadi. Gapirganingiz yo'q, ichingizdan o'tgan gumonni o'z. Axloq, xulq xalq bilan harfdosh. Yaratish ma'nosidagi xalq so'zi bilan xulq so'zi asldosh, ya'ni ikkalasi bitta o'zakdan, harfi bir xil, tartibi ham bir xil. Faqat shaklda farq qiladi. Xalq, xulq. Biz tilimizda xalq, ya'ni yaratilmishlik va xulq, xulq deymiz. Xulq qisqaroq qilib, rundaroq qilib, tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, insonning ruhidagi ruhning shakli bo'ladi go'yoki. Ruhning moddiy shakli emas, ya'ni jirimdagi shakli emas. Ruhning tarzi, ya'ni axloq, ruhning sifatlari bo'ladi. Ha, ruhning sifatlari xulq deyiladi. Tanani shaklini xalq deymiz. Tanani tuzilishi, tanani tarzini xalq deyiladi. Ruhning tarzini xulq deyiladi. Demak, o'sha xulqlarni to'g'rilash. Siz tashqarida masalan burningizni ko'tarib yurgan bo'lsangiz, misol uchun. Tashqaridan siz ko'rib, o'zidan ketgan, mutakabbir ekan bu deysiz, kibrli ekan deysiz, to'g'rimi? Tanamda kibrim zohir bo'lyapti. Burnim ko'tarilishi yoki nigohim boshqaga bir bepisanlik bilan qarashi bilan meni kibrim zohir bo'ladi. Bu zohir bo'lgani. Bu tanamdagi tarz. Tanamning tarzi bu. Ammo ruhimda o'zimni boshqadan baland ko'rish tuyg'usi borligidan shu tarz tanamda hosil bo'lyapti. Ruhimda, qalbimda o'zimdan boshqa, o'zimni boshqadan ustun ko'rish kayfiyati bor. O'sha kayfiyat xulq deyiladi. Ruhumdagi o'sha tarzdan tanamdagi haligi siz ko'rayotgan holat yuzaga keladi. Birovni so'kib yuboraman, haqorat qilib yuboraman. Tilimdan yomon so'z chiqdi, uyat so'z chiqdi, fahsh so'z chiqdi. Alloh asrasin. U siz eshitganingiz tanamdan hosil bo'lgan ish harakat. Asli ichimda o'sha kirlik bor. O'sha xunuk so'zlar qalbimga joylangan. İçim o'zi axlat asli. O'sha axlatim tilimga chiqyapti xolos. İçim, qalbim najas. Shundan tilimga najas so'z chiqyapti. O'sha qalbdagi najas so'z bo'lishi bu ruhning tarzi, shu xulq. Tashqarida u so'z bilan ifoda bo'lishi bu zohirdagi uning inikosi hisoblanadi. Zohirda agar kishi go'zal axloqlarga mutanosib harakatlansa, uni odob deyiladi.
nomutanosib bo'lsa, to'g'ri kelmasa, uni beodoblik deydi. Odob qarshisidagi kishi xursand bo'ladigan tarzdagi muomalani odob deyiladi. Demak, odob zohirda yaxshi axloqlarning aks etishi. Gohida axloq bo'lmasdan odob bo'lishi mumkin. Men o'zim o'tirganlarning orasida eng zo'ri menman deb turaveraman, kallamiga o'tiraveraman, kamtarga o'xshab. Lekin ichimda ham men bir tinsam o'zim zo'rman deyekan bo'laman. Menda odob bor, ammo axloq yo'q, kibr bor. Men axloqsiz odobli bo'laman. Yo'inki ba'zi odam bo'ladi, umuman qalbida kibri yo'q. Hech kimga bir odam ustun bilmaydi o'zini. O'zi kamtar odam, lekin qishloqda o'sgan to'poroq odam. U baqirib gapirib oladi. Tepaga chiqib o'tirib oladi, tantili qilib. U beodob, ammo axloqli odam. Demak, axloq insonning botiniy sifatlarini axloq deymiz. Endi ahvol, hol insonda biz yuqorida aytib kelayotgan uns, haybat va hokazo xurramlik, tushkunlik, mahzunlik va hokazo holatlar ahvol deyiladi. Ahvollar, fe'llar tozalansa ahvol tozalanadi. Sizni ko'zingizdan sodir bo'layotgan ish harakatlar, quloqingizdan, tilingizdan va butun vujudingizdan sodir bo'layotgan ish harakatlar, u sizdan sodir bo'layotgan narsalar. Hol ahvol Alloh taolodan sizga nozil bo'layotgan kayfiyat, ahvol. Siz o'zingizdan sodir bo'layotgan fe'llarni agar tozalasangiz, sizga keladigan ahvol ham toza bo'ladi. O'zingizdagi fe'llarni, ish harakatlarni tozalamaguncha ahvol toza bo'lmaydi. Endi holni qanday tozalayman desa, ish harakatni tozalash bilan tozalanadi. Hol siz qo'lingizda tozalanmaydi. Siz kuchingiz, sizning kasbingiz emas u. Iqtisob qilinmaydi. Holni siz o'zingiz harakat bilan tozalay olmaysiz. Holni o'ziga ta'sir qila olmaysiz. Ammo siz ish harakatni tozalaysiz, sizdan gunoh sodir bo'lmaydigan, yomonlik sodir bo'lmaydigan ezgu, haqiqiy musulmonga aylanasiz botinda va ish harakatlaringizda. Sizda keyin hol o'zi go'zallashadi. Shuning uchun al-ahvalu nataijul af'al deyiladi. Hollar fe'llarning natijalaridir. Endi aytibdilar buni, biz aytgan gapni qisqaroq qilib bu kishi izohlayaptilar. Fe'llar ixtiyor bilan qilgan bandaning tasarruflaridir. Bandaning ixtiyoriy tasarruflaridir. Axloqlar uning tabiatidagi sifatlar, jibilla degani tabiati. Axloq uning tabiatidir. Lekin bular ala mustamiril ada degan, ya'ni doimiy odatiy ravishda muolaja qilish bilan, ya'ni chorasini ko'rish bilan o'zgaradi. Qo'rqoq odam jasurga aylanishi mumkin. O'zimizdan bilamiz, masalan, sport bilan shug'ullangan odamda ozgina paydo bo'ladi. Shu bilan shuningdek iymoni kuchaygan odamda ham paydo bo'ladi. Biz bir ahli ilmni bilardik, aytishardiki, juda jasoratli odam edi. U yuragi sher yurak deyilardi, kishi ham sher yurak deyishardi. Hech narsadan tap tortmasdi. O'sha aytmoqchi bo'lgan gapini juda baralla aytardi. Hech kim u kishini o'zini o'sha aytmoqchi bo'lgan da'vatidan hech kim qaytara olgan emas. Shu kishini maktab paytida o'ta qo'rqoq bo'lgan deyishardi. Maktab yoshida. Hatto ikkita odam urushayotgan bo'lsa, devorga chetlanib o'tib ketarkan. Shunaqa darajada bo'lgan deydi. Lekin ana u g'ayrat, ana u shijoat, axloq iymondan kelgan bo'ladi. Sportdan emas. Shuning uchun iymonning kishiga ta'siri darajasi 3 daraja bo'ladi, inshaalloh uni aytamiz oxirida. Ala mustamiril ada, odati bardavomlik bilan axloq o'zgaradi. 2 marta, 3 marta bilan emas. Dangasalik ham bitta axloq. Doimiy kurashish bilan o'zgaradi. 3 kun qilib ko'rdim bo'lmadi deyilmaydi. Siz aytganini qilib ko'rdim, qoraga 3 kun bomdodda turdim. Peshinda uxlab qolyapman yana baribir. Undan ko'ra bomdodda uxlaganim yaxshi ekan. 3 kun 4 kun bilan qilinmaydi u. Dangasalik, axloq inson xususan gendan o'tgan bo'lsa bormi? Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi deydi. Illo fano bilan chiqishi mumkin. O'shuning uchun doimiy odatga aylantirgan paytingizda yomon axloqlardan qutqara olasiz, o'zingizni tozalay olasiz. Birinchi uning uchun yomon axloqni ko'ra olish kerak. Odam oynaga qarab o'ziga mahliyo bo'lmasdan. Ikkinchidan o'sha narsalarni, yomon axloqlarni to'g'rilashga rag'bat hosil bo'lish kerak. Uchinchidan uni yo'lini bilish kerak.
Dördüncüden onge azim kılış gerek. Beşinciden onge tavfik gerek Allah'dan. Onge Allah'a teyen iş gerek. Altıncıdan ta ıslah bugünce sabır kılış gerek. Şimdi dediler ki haletler ahvallar yani haller biz yukarıda ötken makamı yanında ötken etkenlerimiz haller. Haller bendeki tösetten yani özünü iştirakisiz taşkarıdan keledi. Lekin onun pakiliği amellerini pakilenişi bilen hasıl buluyor. Yukarıda etkenimiz değil. فَيَنْفِي بِجَهْدِهِ سَفْسَفَهَا Yani o şu mihnet bilen bende, amellerini doğrulaşı bilen mihnet bilen hallerinin tüben, yani yaman keyfiyetleri fani buluyor, yok buluyor. İndet dediler ki haller bendege İptidaen yani onu iştirakisiz taşkarıdan keledi. Benden kolusuz. İptidaen diyeni tösetten, taşkarıdan diyen. Uz uzdan. Benden birer tesirisiz uz uzdan keledi diyen. Şunun için benden onu halde uzgartır almaydı. Lekin onun safası, musaffa buluşu, pak buluşu, amellerinin pak buluşu bilen buladı. Fehiyye kel ahlaki min hazel vecih. Mana şu yüzeden ahlak kokşaydı. Kaysi yüzeden? Özgârişi imkanı barligi yüzesinden. Min hâzel vâcih, min vâcihi imkânı tâgîr diyen. Özgârişi imkânı barligi noktayı nazardan ahlak kokşaydı. Ahval, ahlak kokşayıp siz özünüz kolüz bilen hareketlenip, özünüzde hareketiniz bilen, yani doğrudan doğru ahvalde tâsir utkâziş bilen bu mıydı? Tâsirini Allah utkâz ediyor, sizin mihnetiniz bilen bu mıydı ahvalin özgârişi? Ahvalını özünü özgertiremeyiz, doğrudan doğru. Belki siz fiil hareketini, amellerini özgertiriz, ahval ki özgeret. Ama ahlakını ham siz özünüzü özgertiriz, kalbiniz bilen. Siz özgertirici buluşuyuz noktaya nezerden, ahval okşamaydı, ahlakka. Ama neticede özgertirici noktaya nezerden, ahval ahlakka okşaydı. O şu noktaya nezerden. Çünkü bende dediler, ahlakını muallaca kılsa, ve amellerini paklaşını üstüde berdavan bulsa, bari küçüğünü sarıplese, Allah Subhanehu ve Teala onge onun ahvallarını hem, hallerini hem özü müsaffa kılıp beredi. Belki onu hallerini kemalat ki etki, tavfiyeti ahvalihi diyen kemalat ki etkisi. Mükemmel kıbere. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etkiler Allah Teala, büyük işlerini, Ali Cenab işlerini yakış göredi. Tübben peskeş işlerini yaman göredi diyenler. Bende özdeki işlerini, büyük işlerge özünü yöneltirse peskeş işlerden. Onge çüşüşten, rakske çüşüşten, tuhta ciddi bir iş kılıp, ketman çapıştır gazı onu mu? Başkalar bilen uğraşışını koyup, özü bilen uğraşışı otursa, özünün nefsini terbiyeleşir. Bıravlarına aybini, kıdırışını tohtatıp, uzun aybını kıdırışı olsa, bana şunu derseler, tüben işlerden, peskeş işlerden, Ali Cenab işlerden ötüşünü kule. Adamlarını dedi dedisige, küngül verişini koyup, Allah nama dedikin deyişke ötüse. O hakaza, kuyu, pes, tüben işlerini teşler, Ali Cenab işlerden ötüse, onun iş hareketleri, amelleri, yani şimdi Ali Cenab olur. Neticede o, ahvalları hem, halları hem Allah Teala tamamından onu ıslah kılıp verildi ki. Onun kalbinde geçirdiğin keçinme tüyguları hem ki, saf musaffa buluyor. Kimi ki yaman fiillerini, şeriatını, zebanı bilen terk kılsa, yani şeriatı buyruğu bilen, zınakımı, namahremgi karımı, gıybet kime degen buyruğuları bilen kimi ki özünü iş hareketlerdeki yaman derslerini terk kılsa onu şehvetinden fani buldu diye beytiler. Nefs isteklerinden fani buldu. Nefs isteklerini yok kıldı degen. Şehvetinden o fani bulsa niyeti bilen, ihlası bilen, ubudiyeti bilen kala diyordu. Yani ubudiyet kendi hasıl bulan. Tanını Allah Subhanehu ve Teala buyurgen derselerge köniktiriş ve teslim kılış ibadet değil.
kalbini Allah subhanahu ve ta'ala ke teslim kılış, muhabbet bilen ubudiyet değil. Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka narsa onun vücudunda kalmasa hayali hem ubudet deyişedir. Şu ubudiyet şunda hasıl buladı. Şimdi yine misal edebilir. Kim dünyadan kalbi bilen zahid bulsa onu rağbetinden fani buldu deyişedir. Rağbetinden fani bulsa onun Allah ta'ala'ya bugün inabeti, kaytışı, sadıklığı onda bağlı buladı. Dünyadan kalbi bilen zahid bulsa deyip etekkenli bahisi esasen kalbde buladı zahidlik. Adam bay buluşu mümkün. Lekin zahid buluşu mümkün. Özü aslı zahidlikini hakiki yüzeye çıkışı baylık bilen buladı. Çünkü zahide zahid buluş, zahide fi ya ki an deyip etse rağbetsiz buluş diken. Şimdi yok adam, kembağal adamım dünyada rağbetsiz buluşu mümkün. Lekin yüzeye çıkmaydı. Onun rağbetsizliği. Görünmeydi. Zahir bulmaydı onca. Ama lekin kişi eğer mal dünyası bulup durup onge rağbetsiz bulsa o şende anık görmedi. Ve sınav hem şunda katlık buladı o zaman. Adam yok olganlığı konikette yokluk ki. Ama boy bulup durup yokluk ki razı buluş kıyınlarsın. Kembağal adam mesela o yüzü öyleyim de bu yüz yok peydi. O şu vakitte yaşa yaşa organ bulas. Talebeli peydi mesela yaşa yaşa orası. İki tekiyim bilen sumkanı asıp yürü orası. Talebeliyle. Doğru mu? Şimdi kaçan ki sizde kasıp bol geleceğinde bir boy bolu iki tüşte maşiniz nasıl iki tüşte hatın yani iki tüşte halılar bulsa fabrike yani ki işte kardeşleriz bulsa ki sizge talebeli haliye kaydetsen mi dese herkes kabul kılmayız. Herkes. Kötaran mıyız? Köp buldarlarını sonrasız yetişedi. Kette çıkım görgenin koyan adam ki ne fakat kembağalli ki kişkine çıkım diyem kaytanmıyor. Azrak çıkım kılışken kaytanmıyor. O oşu kalpke dünya uğruna geleni belgesi. Düşündünüz mü? Oşu adamda zahidlik hakikisini eledi. Dünya bozup ola vursun. Kalbizge kirmez. Dünya değiliz. İnsan kemeye hoşuyor. Dünya soruyor hoşuyor. Taşkarısı da tursa benzeri getirdi su kemeni. İçiye kirse çöktürdü. Kalbe kirmesi gerek. Kalpte dünyanın bar yoğun umumen ehemmiyeti bulması gerek. Mutlaka. Baylık bilen kembağallik, pullarlık bilen pulsuzluk bir hıl buluş gerek kişinin azıdır. Şimdi kişi zahid bugün bunu. Kimi ki kalbi bilen dünyadan zahid bulsa. Dünya diken fakat pul demez ki. Abroda hem. Şanşuya kette hem. Ha? Mesela adamların aldığı kimde ki adam bunu ben deyip öyle yapsa kim dese diye olsun dediğin halet ki ötüş o şey zuhudunu bitti cebhede görmüş. O kim de, ne dese diye olsun deyip haleden hatasını kısın diye gelmez. O doğru işlerge ötüyken peyitte adamlarını mülahazası bilen toktamaydı diye. Bu hem zuhudunu bilgisi. Şunun için zuhudunu bilgisi değil, zuhudunu olması değil. Maktav bilen yamallahu senge ting bulsa zuhudunu bilgisi şu. Çünkü dünyada yakşı nam alış, çırali, nam kaldırış, abur o tapışam dünyanın hürmeti sizde varlığı giden de bu. Dünyanın ehemmiyeti sizde varlığı için onunla nam alış sizge muhim. Eğer dünya hayatını sizin azizde kadri kalmasa eğer, nam zikir kızlık kalmıyor. Mesela sizge irtege öylesen deyse dünyanın kızlık kalmıyor, nam ya kızlık neyse. Siz yaşayman yana min nam bilen yaşayman min hem hürmet kıladigen böyle deyen oy varlığı için dünyada yaşayış muhabbeti bağlıgiden siz abur o getirin interes. O şenden keçarsız bu yam zuhudunu bitti. Cebası görünüşü bu da. O hakaza dünyadan zahid buluşunda bu da. Dünyanın hemen nimeti dünya değil. Dünya fakat bulmaz. Ben sebiyem, abur o itibariyem, başka nimetler hemmesi avukatiyem, yemek içmek yiyem, hemmesi bitti kalıp dünya değil. Dünyadan zahid buluş o şey buladı. Mesela avukat yemekçisiz. Sizge şaşlığı bilen kattığından teyin bulsa zahid bulas. Peki kattığından kegende şu nimemi de şaşlığı kese ah 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 dediğin bulsayız
Onda sizde zahidlik yok. Yoyinki az günü karnı aç kap kalsa dünyanın buza diyenler bunlar. Kul düşündüğünde öyle kalır diyenler. Bunlar hepsi karın bendeleri. Abdülbatın. Yoyinki bazı adamlar pul için. Pul için her nesliğe tayyar bunlar. Bu adam Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam lu'ine abdü dinar ve lu'ine abdü dirhem ve lu'ine abdü katife diyenler. Dinar bendesi mel'undur. Yani dinar bendesine lanet bulsun. Dirhem bendesine lanet bulsun. Meta bendesine lanet bulsun diye. Ana şu mel'unlik insaniyette cümleden Müslüman ben diyen kişilerde hem öte ürçügeniden hususen hazır ki maddi hayat küçüğen peyette, maddi an küçüğen peyette, maddi kalış. Madde parasılığı küçüğen peyette, kişiler bakta pahamaya düşünür. Lette lütfen edip aileler bozulup gitti oradı. Lanet bozsun o işin meta bendesi. Resulullah lanetle geldiler ona. Aleyhissalatu vesselam. Demek ana şu narsa, ana şu sıfatlar bendeden ketse, ana o kişi zahid bugün bile. Kimi ki kalbi dünyanın hemen nimetinden zuhud geçse, o kişi de hakiki Allah Subhanehu ve Teala'ya talbiniş sadıklık payda bile. Demek madami ki, aksine ayetesiz, madami ki o şey zahidlik yokken mi bizde? Demek Allah Subhanehu ve Teala'ya kayıtışım yok. Hatırlayın bunu, kalbimizde Allah'a kayıtışı yok. Tezgâr deyince adamla kadarıyla kadarına mozak uyur olas. Malum ki afet kemesin diye zekatan verip koyuşuz mümkün. Bence bunca rozayım tutu olas zor. Lekin Allah'a kayıtış hele kalpte sadıklık bilen hasıl bana gen bulan. Çünkü kaleme karşı sıfat kılık koyup diyor bu kişi. Bir kere kuşuna kalırken yok. Bunu sikirse bunu sikirledi, bunu sikirse onu sikirledi. İki de koç karnı kellesi bir de kazanında kaynamaydı şu anda. Kimi ki ahlaklarını, şimdi bu kişi fiilu, fiillerini etti, iş hareketlerini kimi ki eğer tazelese, onda yaxşı iş hareketlerden, yaxşı sıfatlar hal hasıl oldu. Yani Allah Ta'ala'ya sadıklık bilen inabat hasıl buluş bu hal. Zuhud fiilinden kim çıkardı? Nefsini isteklerden, şehvetlerden kayıtsa, fiillerini doğrulasa, demek ihlas geledi. Yani o kişi de ihlasta niyet hasıl buladı, ihlas hasıl buladı, ubudiyette. Yani bu güzel hal onda hasıl buluş. Köpünce biz de soruladı ki, kana kılı buna muhabbetke, kana kılı buna sıfatlarla erişim. Çünkü kıyın o dedi, kıyılığı kıyın. Yani cennete giriş asanmaz. Peygamberimiz erkenler ki, ''Ela inne silaatallahi l-cenne, ela inne silaatallahi galiye.'' Böyle koyun. Allah'ın tevarı cennet, böyle koyun. Allah'ın tevarı kımmet diyenler. Adamlar iki kana yüz alamayın deyip, çetildi işte yaptı. 5 yıl 8 yıl. Tertük. Ebedi rahat kendini asan iş yarışırken bir insan. Elbette o işe meşakkatı çekiş geliyor böyle. Kim? Lakin bunun en asan yolu zahırda bu saham sünnetki amel kılış. Birinci yolu. Ve amellerini kalpki alıp uçuşki hareket kılış bilen birge zahırdaki amellerini ıslah kılış. Közünü deyiş, tırnı deyiş. Az şu azalardan kiledi kalbki afet. Şu azalardan yamallikini tostayız. Yani sizde kalbinizde Allah'ın zuhudunu veredi, ihlasını veredi. Ve hakikaten pakize haller şunda hasıl bulan. Yani kimi ki dediler, ahlakını mualaca kılsa, kalbiden hasetini, hikidini, hikid degeni gine. Bırakı nisbeten yamal, yamal görüş bırakı. Hikid, yani ki haset, gine, kuduretlerini, bakırlikini, hassaslikni, g'azab noklikni, kibr va shu kabi ru'unatun nafs degani nafsning ahmoq garchiliklarini, tubanliklarini kimiki ketkissa ana u odamni yomon axloqlardan foniy bo'ldi deyiladi. Va qachonki u kishi yomon axloqlari unda foniy bo'lsa, yo'q bo'lsa, ana u kishi futuvat Ali Cenablik ve sadıklik, siddiklik makamına erişedik. Hani şimdi nevaya etken gepleri, muruvvet berçe bir mekdür, yemek yok.
futuvat barsa qilmakdir demek yok hosil bo'ladi. Endi bu demek biz fanoni birinchi ma'nosi fe'llarni tozalash, ikkinchisi axloqlarni tozalash, ha? Bo'ldi. Endi shundan hol kishida hol go'zal, unda ichki kechinmalar go'zallashish, unda qalbni go'zal sifatlari hosil bo'lishi, ixlos, zuhud kabi sifatlar, ixlos inobat kabi sifatlar hosil bo'lishini biz ko'rdik. Endi fanoni yana boshqa bir ko'rinishi ham bor. Buni bu xislatga ham fano deyishadi. U nima? Kimiki ahkomlarni, ya'ni Alloh taoloning yer yuzidagi sodir bo'layotgan narsalarni tasarruf qilishini, Allohning qudratini ko'rsa va Allohga nisbat bersa bu narsalar. U odamni xalqdan sodir bo'ladigan narsalardan foniy bo'lgan deb aytishadi. Odamlardan sodir bo'ladigan narsalardan foniy bo'lgan deb aytishadi. Agar kishi boshqalardan ta'sir sodir bo'lishini inkor qilishga o'tsa, ya'ni ta'sir beruvchi dunyodagi har bir narsani o'zgartiruvchi va yaratuvchi va joriy qiluvchi, tasarruf qiluvchi yagona Alloh, ya'ni la havla va la quvvata illa billah degani bu. Qalbi shunga yetib kelsa, buni gapi aytish oson, la havlani aytish oson, bir kuni mingta aytish mumkin. Lekin qalb shuni idrok qilishi umuman boshqa narsa. Shuning uchun arshni xazinalaridan deyiladi. Arshni xazinasidan nima degan? Tasarruf Allohdaligini idrok qilish tasarrufni jumlasidandir. Ya'ni kishiga Alloh subhanahu va taolo kishi Alloh subhanahu va taoloning shu butun borlig'ini tasarrufini qalbi bilan idrok qilib mushohada qilishligi, qalb ko'zi bilan ko'rishligi, shunday e'tiqod qilishligi va boshqa joriy qiluvchi bo'lib ko'rinayotgan mahluqlarni ta'sir bo'larda emas deb bilish. Hamma xatti-harakat sodir bo'layotgan voqealar hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'zining tasarrufidandir deb bilish. Albatta bandalarga fe'llari, amallari nisbat beriladi o'ziga undan sodir bo'lgandan keyin. Lekin unga yaratib berayotgan Alloh bo'ladi. Ya'ni o'sha qudratni berayotgan Alloh deb bilish kerak. Tushundingizmi? Biroq bitta odamni kelib shabala bilan ursa, unga o'sha urush quvvatini Alloh bergan deb bilish kerak. Alloh urdirdi deb günahını Allah'a bütün geçirmez o. Kudretini, kuvvetini Allah'dan görüş. Tasarruflerdeki imkaniyetini Allah'dan görüş. Binaenaleyh tasarruf Allah'a nisbet verilir ki. O şey noktayı nezerden, yaratıp bir uçuduğu noktayı nezerden. İmkan verişi noktayı nezerden. Şunu idrak kılığa alırsa kim ki, o mahlukatlarda eserinde tesirini görmeydi. Kim ki şu haletki etse, Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfetleri onda hosil bo'lgan bo'ladi. U Alloh taoloning sifatlari bilan yashaydi. Ya'ni masalan deylik, qaysi ma'noda? Birov ko'tarilsa, Alloh ko'tardi deydi. Harakat qilib chiqib oldi demaydi. Yani Allohning sifatlarini idrok qilib, Allohning sifatlari bilan yashaydi. Birov bo'lsa ham Alloh o'ldirdi deydi. Bu sifatga yetgan kishi ham mahluqlarni ta'sirlaridan foniy bo'lgan, ya'ni Allohning sifatlari bilan boqiy bo'lgan. Allah'ın zatı bilenmez, sıfatları bilen baki buluş bu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oturgenlerde bir gün mescidde kızlara adam yubarıptı ki bağlam ağırlaştıkları Resulullah kesinler. Elçiye ettiler ki barıp et, sabır kısın, savab ümit kısın dediler. Fel tasbir vel tehtesin. İkinci mette yubardı, yine hoşu gelip ettiler. Üçüncü mette ki kasem içip etkin ki Resulullah, ya Resulullah, kızınız kasem içip etiyordu ki siz gelişsiz gerek. Gelişinizi kasem içiyordu. Dib etken diyordu ki Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yollardaki ashablar Lugbay ibn-i Kabe'ye başka sahabelerden bağırdılar. Bağla can telaşı yatkenli de kollarına aldılar. Bana şundaki Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşleri, Nebi'yle ölüm keserinde durdu. Peygamber denmez bu. Bu Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Allah Subhanahu ve Taala'nın kazavasına razı bulgenlerinden. Teslim bulgenlerinden. Ve bütün tasarrufunu Allah Taala'nın özünden görüp özüge tavşırken çok hatırcam durgenlerinden. Özlerinin farzeleri İbrahim olgende hem öşü süperi bakıyorken hanıdan gibi bağırdılar, kollarına aldılar.
Ülkesi şişip ahirgi nefeslerini alıyken de göğsü köterilip köterilip. Gözlerden yaş döküldü. Şunu ettiler ki Rabbimiz neden hüküm kıyamasa razı olamız. Rabbimiz razı olmayan derseni yapmayız. Ve inne ala firakike ya İbrahimu la mehzunun. Biz senden ayrılıyakkenimizge gam günümüz. Ölüyakkenimiz. Ayrılıyakkenimizge gam günümüz. Rabbimiz razı olmayan sözünü etmeyemiz. Görüyorsunuz mu? Hemen tasarrufunu Allah subhanahu ve ta'ala'dan görüş. O taaddi derslerinde hem şunu diye buyurlar. Bana şu Allah'ın sıfatları bilen yaşaşıdır, baki buluştur. Şimdi kim geki dediler? وَمَنْ اِسْتَوْلَا عَلَيْهِ سُلْطَانُ الْحَقِيقَةِ Kim hatta lem yeşhed min el aghyar la aynen ve la etheren. Kimdeki eğer sultanul hakika, hakikat saltanatı onge hükümran bubkası, ne demek yani hakikat saltanatı? Allah'ın yadı diyen. Allah Ta'ala'nın yadı onu bütün vücudunu egelle basa diyen. O adam Allah'dan başkanı görmeye koyadı umman. Ne özünü görmeye koyadı, ne tesirini, eserini görmeye koyadı. وَلَا رَسْمًا وَلَا طَلَلًا Rasm deyip, mesela kubbeye turgan bosa, devar turgan bosa, devarını yıkıtsız, tekrar izi kola diyor, izini rasm deydi. Yıkıtsız az güne kaldığı yam kola diyor, onu talal deydi. O, İnsan bu mahlukatı umman görmüyor, Allah'dan başkalarını görmüyor koyadı. Kaldığını yem görmüyor koyadı, tesirini yem görmüyor koyadı, izini yem görmüyor koyadı dedi. Mutlaka. Ana şu peyette o adamını bütün mahlukattan fani boyanı, hak bilen baki boyan değil. Abdülmeciz Kazdamlı oğulları dedem mi dedesi gel, baki billah demden koyuyor. Ve şu niyet. Baki billah. Yani Allah bilen baki bulguçu deyip koyuyorlar. Bu payette kişi Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka hemen neresi onun nezdinde yok dek boladı. Elbette o gözü görmeye kaladı, eşini kaladı gelemez o. İtibardan şükür dedi. Mutlaka. O hiç neresi yok kokuşak kaladı Allah'dan başka. Var. Varlığını yem beledi. Muamele kaladı o. Lekin Allah'dan başka neresi onge onu aldığı ahemiyeti, itibarı ve tesiri umuman kalmayıdı. Bana şu adamını baki billah diye, baki bil hak ya ki baki billah diye şey. Bu fani buluş üç derece buluş dedi. İlmi, inkari, hakiki dedi. İlmi diyeni yani şunu dedi bilen. Allah'dan başkanın eseri yok dedi bilen. Kim bazen onge bazı nesneler bendelerine eseri bulup görmedi. Görünken de bendelerine eseri mesul bu Allah'ın özünden deyip inkar kıladı. Kim hakiki idrak kılıç kutladı. Hemen tasarruf Allah subhanahu ve ta'ala'dan deyip. En yani şu hakiki bakage etkenim olur. Bendenin özünün yaman sıfetlerinden fani buluşu, yaman peskeş hallerden, keyfiyetlerden yani tuyg'ulardan poklanishi, bandaning yomon ish harakatlarini tark qilish bilan bo'ladi. Ammo o'zidan va butun mahluqotlardan Allohdan boshqa hamma narsadan foniy bo'lishchi, mahluqlardan foniy bo'lish deganda o'zi ham kiradi. Lekin afsuski insonning o'zidan foniy bo'lishi oxiri bo'ladi. Chunki inson eng yaxshi ko'rgan o'zi bo'ladi. Hamma narsadan kechsa ham o'zidan kechgisi kelmaydi. Gözden keçiş diyen özünü dağdan taşlaş diyen demez. Tamdan taşlaş diyen demez. Özünü itibarga almasıydı diyen. Ama özüden fani buluş, mahlukattan bütün varlıkdaki nerselerden fani buluş ki kelsek dedi. O özünü hem, onlarını hem kıskımaya koyuştan var. Kıskımaya koyuş, erkenimizde körmeye koyuşmaz, itibarga almaya koyuştan var. Onun hatta hareketi var vücudu, Allah subhanahu ve ta'ala'ya bağlanıp kalırdı. Özünü hem itibarga almaydı. Demek fananı fiillerden, yaman fiillerden, yaman adatlardan fani buluş, yakşı fiiller bilen baki buluş. Yaman ahlaklardan fani bulup, güzel hulklar bilen baki buluş. Allah'ın sıfatları bendelerinin tesirlerinden fani bulup, bendelerinin tasarruflarındaki onların tesirlerinden fani bulup, Allah'ın sıfatları bilen baki buluş.
Ve bu özü yok. Bütün mevcudattan fani bulup Hak Ta'ala bulan baki buluş dörtte baskışını ettiler. Şeyh Akber yedide baskış etkiler. Yani başka türlerini yemetken bakan. Fanova bakan. Şimdi dediler ki kaçan ki o yaman fiillerden ahlaklı, yaman ahlaklardan ve ahvallardan paklanırsa o şey paklengen derseleri onda mevcut buluş imkanı bu miydi? Bunlar tas komagen bunu. Kibirden zerre hem komagen buluş gerek. Hasetten umumen nişan komagen. O hakkası. Günahdan hem umumen. Özünü tazelegen bunu. Şimdi bende kaçan ki özüden o bütün mevcudattan fani bulsa çi. Bu halette onun özü ve bütün mevcudat mevcut bar halette kalet yokup gitmeydi. Lekin o ularını La ilme lehum bihim ve la bihi. Ularını o bilmegen de yok kalet. İtibarı düşedi onunla. Bilmeyi koyadı. Hısam kimi koyadı ularını hakikaten bir derek hem onda yokup kalet. Göya. Onun nefsi özü, özüden fani bugün peyitti. Mahlukattan fani bugün peyitti. Özü hem, mahlukat hem mevcut. Lekin o ulardan göyen ki gaflette ularını itibarga amin koygen bulan. Yukarıda etkendimizde. Ularını göyen kıskımaya kendi bulan. Özünü hem, Allah'dan başka bütün mevcudatına. Halkına. Nime uçun, nime bilen şunu da halet ki etediyse, Allah subhanehu ve ta'ala'nı emri bilen ben bulup, zikri bilen, hayali bilen bent bugünden başkası işten çıkartken var, başkanı itibar kalmadan var. O şey huzur, o şey lezzetten başka narsalar onun itibarından, duygularından çiftlenip gitken var. Şimdi bunun misal eti yaptılar. Özümüzde vakiyeden misal. Mesela gâhıda köresen dedi. Bir saltanatli, öte muhteşem bir saltanat egesini aldığı bir adam kirse, mesela paşanı yanıya. Atraftakilerin köyüne kalış var, gâhıda. Paşa'nın haybetinden atraftakilerini hem unutup koyuyor. Dehşet geçişip, öyle bir hayretten. Gâhıda uzun yiyem, içinden çıkıp kalır. Böyle düşünün kalır. Bu yani kısa mesela bir insanda böyle düşünün mümkün, bu bizge yakınlaştırır şüneti yaptı. Hatta inki eğer çıkkandan ken, Paşa'nın yanında kimler varken deseyiz, bilmedim kimler varken deydi. Bilmeydi. Nümeler dedin dese bilmedim, bana sayım soruldu, bana sayım diyordum, İslam meyvetmen deydi. Çünkü o şey dehşetke düşkeninden, haybetke düşkeninden, şimdi halet yüzeye keledi, köp oledi buna haletle. Bana şu halette, kişi özünü, hıslarını, hısı, başı paşaya kadar üzülüp kaldığı hemen hasilden. Bana şu, fani bu gelin böyle. Şimdi paşanı deyip üzülgenini hem unutup koysa, özü üzülüp kalanını hem unutup koysa, onu da fana ol fana buladı. Faniyeliğinden hem fani bugün böyle. Özünün faniyeliğini hem kısmı etken adam böyle. Şimdi diye böyle. Ya ki misal, ikinci misal dediler. Yusuf aleyhisselam kirgendeki Züleyha'nın etrafındaki düğanelerini karemiysen. Felemme ra'aynehu ekbernehu ve katta'na eydiyehunne. Kaçan ki Yusuf'un körgenleri de uluğla bir barıştı onu. Ve kollarını kesip bir barıştı. وَقُلْنَا حَشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَ وَاَيْ خُدَا bu perişt, bu adam mes, bu beşer mes, bu perişte yok bu. Diye var işte herkiler. Şimdi o ayarlar o şey dehşetke düşkeninden bir duygularını yok atıp başaramayan ayarlardan şu haletke düştüler. Yusuf'unu cemal eden. Halbuki ayar kişi özü nefasetli, latafetli böyledi. Az yine kolunu kesse canı şırın böyledi. Ama seziş gerek. Ama hani ki dehşetten sezişmedi. Özlerinin haletlerinden, özlerinden ketken haletleri bugün için. Kollarının keskenlerini hem bilmeye kalıştı. Bana şu bitti misal dediler. Bu beşermez, bu insanmez diye varıştı. Halbuki insanı da o. Bu perişte diye varıştı. Halbuki o periştenmez diye bu. Yani vakiyini başkaça idrak kıvarışı hem utkana değiliz. Şimdi bir mahlukunu görüp durup şunçeli adam dehşetke düşerken, özünü yok ederken dediler. Özünün haletini, o şey bir mehlukunu görgen payette şuna kanki bir ihtiyar, bir huş haletke gelirken göya. Huşunu yok edip koyarken, esini yok edip koyarken. Allah subhanehu ve ta'ala
tamamından o gaybden onge bir narsa açılırsa bir bendege onu halini mola deyildi özü bir koyar. O endi özünü hem unutup koysa etrafıdakiler diye unutup koysa ona aceplenmeyin de. Ne mi aceplenmiş mümkün değildi. Hulasa kelamı etedigen bu sek. Kimi ki cahillikten fani bolsa ilim bilen baki bolar. Kimi ki şehvetlerden, nefs isteklerden fani bolsa Allah'a kaytış bilen baki bolar. Kalbi Allah'a yüzlenişi bilen baki bolar. Kimi ki rağbetlerden fani bolsa, mesela hakim buluş, baş buluş, yayınki reis buluş, başkalarına baş buluş, kimlerdir, kimlerdir etkenini kıldırış, o hakkıza kim. Şuna kadar rağbetlerden, yayınki dünyaya bugün rağbetlerden fani bulsa, o adam zahidlik sıfatı bilen baki bulan kalır. Kimi ki arzularından fani bulsa, irade bilen baki bulan. Şunindek dediler, berçe sıfatlarda mene şu kaide yürüdü. Bende eğer yukarıda eğitilgen sıfatlardan uzunu fani kılırsa, yukarıdaki eğitilgen yaman sıfatlardan fani bulursa, barıp faniliğini o şu ahlakta hem fani buldu, fiillerde hem fani buldu. Ve Allah'ın sıfatı bilen fani buldu. Allah'ın zatı bilen baki buldu ki, bütün mahlukattan uzundan hem masuva buldu. Ha? Şu peyitte o kişi indi özünün faniliğini hem körmeye koyadı. Özden fani bugünden ki özünün faniliğinden hem fani buladı. Yani özünün faniliğini hem kıskımaydı. Şu haletke çıkardı ahırı dediler. Bana çünkü işare kıladı şairlerden bittesi dedi. Şimdi böyle adamlar ki onlar kakrak yerde yollarını yokattılar. Onlar şimdi bir kişiler ki muhabbet meydanında yol yokattılar. Gümdan buldular. Sergardan buldular yani. Ular fani kılındılar, yine fani kılındılar, yine fani kılındılar. Yani fiilden, ahlakdan ve sıfat-ı zatta özlerden fani buldular. Ve baki kaldılar, baki kılındılar. Min kurbi kurbi, bitti nuskada min kurbi Rabbi. Rabbige yakın bu geneden Rabbi bilen baki buldular. Yani ki Rabbige yakın buluş bilen baki buldular. Dediler. Şimdi birincisi nefsden ve onun sıfatlarından fani buluş Hak Subhanahu ve Teala'nın sıfatları bilen baki buluş bilen birge. Keyin Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarından hem fani bulup zatı bilen kalış keledi keyingi orunda. Allah'ın müşahadesi bilen kaledi o adam. Barıp Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığını idrak kılışke g'arq bo'lish bilan o'zining borlig'idan ham mutlaqo masuva bo'lib ketadi dedilar. Shu bilan kitobni bu kitobdagi o'sha baqo va fano mavzusi nihoyaga yetadi. Hozir xulosa qilib aytadigan bo'lsak, fano bilan baqo tavhidni kamoliga yetishdan hisoblanadi, iborat bo'ladi. Tavhidning kamoliga yetishidan iborat bo'ladi. Fano va baqo tavhidning İhlasının kemaliğe yetişi böyle. Bu bir hayali nersemez. Şimdi bizim şuna kadar oyleydimez. O şunlilik idrakke yetedi. Şimdi oyleydimez. Hayalmez bu. O şunlilik idrakke yetedi. Şimdi özü aslında bu şeriyette var mı? Ya bir persepeden girgen nersemez. Kaysıdır. Bu tasvirleşte şuna kadar okşaşı mümkün. Lekin aslı var. Ve peygamberlerinin, khususen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ve sahabe-i kiramlarının haletleri de bu nersenin biz aks etkenini göremiz. Faniyelikini, bakiyelikini. Ayşe raziyallahu anhage 70 bin tilla cönetipte halife hediye kılıp, kişi keşkeçe takat vardılar. Ruzat tükenekeller, iftarlıkta bargende hadimelerde bir akat kılasam mı? Dese hiç vaka yok dedi. Bir parça göçem yok mu dedi. Mesela haliye 70 binden bitti hap kagenizde bitti tenge göç hap görüp pişir bilerdim dedi. Ayçiçin kılardım diyene kendine. O yüzden fani bu yer. İbadet bilen ben bu yer. O şey sadaka kılıp terkatip acil alışını Allah'ın razılığını tapışını acil alışını ben sözü bildi. Allah'ın razılığını tapışının peyidi bulup özü unutulgen. Karnı açılığı yem unutulgen, rozadarlığı yem unutulgen, iptarı barlığı yem unutulgen.
Mana shu Oyisha roziyallohu anhoning o'zidan ham foniy bo'lgan va Alloh bilan boqiy bo'lgan. Biz sahobai kiromlarning yoki Rasul akram alayhisolatu vasallamni ba'zi ishlarini gapiramiz, gapirib yig'lab qo'yaveramiz, u deb ulug'zod degan ekanlar. Lekin qanday qilib shu darajaga erishgan yo'lini qaramaymiz. O siz kolunuzda, benim bir kolumda 70 bin üstte bir şunaka iş kılaman deyin, kılar mıyız? O terbiye bilen mi oldu? Kolunuzda 70 bin üstte payette, 70'den birini verip 69'un apkosundan kette gel. 70'den birini verip arsızdan kette gel. Ben 70'den birini verip ardım diye bir mülhursan bunu veririz. Anca muncası bakıl dese, sen beni tanımıyorsan de koyarsın. Ama 70 bin bir oralıysın, bir oramayız. Ne gel? Nefs terbiye topma gel. Fananın yukarıdaki dereceleri basıp oturma gel. Biz çünkü sahabaların kıyanını kılamıyoruz. Onların derecesini topuş mümkünmez sözü aslında. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetlerinin makamını topuş mümkünmez, mutlaka. Ama onların kıyan işlerini kılış mümkün. İnsan kıyanını insan kılarlıyor. Ama kendi kılıp onlar o şaka halatı yetişken. Bana şu aytilayotgan tarbiya bilan. Faqat ular bu Oyisha roziyallohu anha foniy bo'lgan, boqiy bo'lgan deb aytishmagan xolos, lekin xuddi shunday bo'lgan. Xuddi masalan, iqlobni qiyani iqlob deb aytishmagandek. Idg'omni qiyani qiroat qilayotgan paytda idg'om deb gapirmagandek. Xuddi shunday bo'lgan. Ammo bo'lgan o'zlarida. Endi nima uchun shunday bo'lish kerak? Bu o'zini o'zi bir qiynashmi yoki shariati talab ushmi o'zi? Şeriat talabı şu mu şu? Şeriat talabı şu aslı, kemalini talabı şu. Ne mi uçun? Kul huvallahu ahadını tekazası şu. Kul huvallahu ahadını okusaydı, 30 paranın üçten birini okuyan bulasayken, savab bularken, ölüyken bağışlasa, yani ki ucuz okusaydı, savab bularken, cinne himaye bularken, diyen nesneler, kul huvallahu asasi maksadı mestasır. Kul huvallahu asasi maksadı, işte ahad dediniz mi Allah'ın? Ahadliği sizde yaşayış gerek. Ahadi bilishni o'zimiz. Aqida yashash kerak insonda. U tushunchalardan iborat emas aqida. Aqida insonda yashash kerak. Alloh ko'ruvchidir degani sizda yashaydi qachon? Allohni ko'rib turganini his qilib yashasangiz, bir soniya ham chalg'imasdan. Sizda ahadiyat tavhid yashaydi, Allohdan boshqa qolmasa sizda. Boshqa qolgan bo'lsa, sizda tavhid yetishmagan bo'ladi. Allah'ın bir de biliş tavhidini özü olmaz. Birinci kadem halas o. Yani ki oylemen ki tavhid degende ilah degende adam mütesevvur kuruşun. Yani ki oylemen ki tavhid degende akide meselelerini yatla alışını. Yani ki oylemen ki tavhid degende akide meselelerini de tartışını. Yok tavhid nasıl olur? Tavhidini ifade alışı, tavhidge delalet kılıcı sözler. Düşünceler. Ama tavhid insanda kaçan yaşaydı? Ahadiyet kaçan yaşaydı? İlahukum ilahum vahid. İlahiniz yegana Allah'dır. Bitti ozi ilah halas degen ayet kaçan yaşaydı? La ilahe illallah degen dege tavhid kaçan yaşaydı? Fani bu bende yaşaydı. Kemalge etken bu. Şimdi tavhid kemalge etken bu. Çünkü birliknin, yeganeliknin tekazası undan boshqa narsani yo'q bo'lishini taqozo qiladi. Kullu shay'in halikun illa wajha. Hamma narsa halok bo'lguchidir. Yolg'iz uning zoti xolos mustasno. Kimdaki hamma narsa uning nazarida halok bo'lsa qalbida. Yolg'iz o'zining zoti qolsa, o'sha kishi tavhidga erishgan bo'ladi. Unda o'sha Allohdan boshqalarni qalbida halok bo'lishini ichida aslı birinci türe diyor, lekin ahire halak bula digen oz ola, nefs bula. Şunda kişi hakiki tavhidge erişken bula. Tavhid şu. Muvahhid deyip şuna etse ola. O adam neki internette oturup özüge muvahhid deyip isim koymayın. Yine biz misallar açmamız mümkün. Ben şu bab kigenige keçer günü oturup isim geçişip Hazreti Navai'nin lisan-ı tayirlerini bir varaladım. Anam. Değerli hemen oku çıktım desem ben bunu dedim. Mevzu manasında. Lisan-ı Tayyir'in asli maksadı şu fena.
Zanutlar kuşlar tilidan gapirilgan hikoya o'zi aslida. Qisqa qilib aytadigan bo'lsa, bir bog'da kuşlar toplandi-yu, bulbul ham bor, zog' ham bor, to'tigan bor, tovus ham bor, tazarrub ham bor, boshqa kakligi ham hammasi bor, kaptar bor. Lekin birortasi o'zining o'rnidan rozi bo'lmadi. O'zini tutgan o'rnidan rozi bo'lmadi. Bulbul pastda qolib ketgan, zog' tepada o'tiribdi. Tovus bir chekada qolib ketgan, kaklik qanot yozyapti. Va hokazo. Birortalari o'zlarini hollaridan rozi bo'lmadilar. Shunda Hudhud kelib qoldi. Hudhud tanlagan u yerda Sulaymon alayhissalomni xabarchisi bo'lgan qushni tanlagan. O'sha obrazga Murshidni obrazi Hudhud. Nimaga Murshidni obrazi desa, u payg'ambarni oldida tarbiya topgan uchun Hudhud tanlagan. Murshidni obrazi Hudhud. Undan murod nimaga aynan Hudhud tanlagan? Masalan, bulbul chiroyli sayrashi mumkin-ku? Yo'q. Hudhud Sulaymon alayhissalom nazarini topgani uchun Hudhud tanlagan. Murshidlikka, obrazga. Hudhud kelib qoladi keyin. Keyin Hudhud kelib aytadiki, sizlarga shu o'zingizlar istagan narsani asli o'rningizlarni, asli sizlarning zotingizlarni, asliyatingizlarni o'zingizlarga qaytishini xohlaysizmi? Xohlaymiz. Bo'lmasa bir yo'li bor. Semur degan qush bor. Qushlar podshosi u. O'shanga boramiz deydi. O'shani o'zimizga bosh qilamiz deydi. Ular ham rozi bo'ladi. Xullas, yo'llarni bosib o'tishadi. Hazrat Navoiy turli qushlarni obrazida turli tabiatdagi insonlarni tasvirlaydi. Masalan, biri o'ziga baho beradigan bo'ladi. Men go'zalman deydi. Oynaga qarab, obbo, qoshni qaray deb o'tiradi. O'zlari o'ziga o'zi mahliyo bo'ladiganlarga tovusni misol qiladi masalan. Keyin tovusga Hudhud tanbih beradi. Ey sen zohir paras. Zohir bilan maqtanib yuribsanmi sen hali? Shu bilan qushman deb o'ylayapsanmi sen hali? Deb unga insonga beradigan dakkilarni beradi. Yoki bulbul yoki to'ti gapiradi. Men deydi, juda notiqman deydi. O'zini masalan botiniy sifatlariga mahliyo bo'lgan odam bo'ladi-yu. Gapdonligidan, o'zini uddaboroligidan, zukkoligidan faxrlanadigan odam bo'ladi. Unga beradigan tanbehlarni unga qarab Hudhud gapiradi. Bulbulga yoki to'tiga qarab. Shuna qilib ular insonlarda bo'ladigan odatiy g'oliban uchraydigan o'sha yomon sifatlarga hali qushlarni gapirtiradi va ularga aytiladigan javobdan Hudhud orqali o'zini fikrlarini yetkazadi. Ki oxiriga borganda ular yo'lda mashaqqat bilan ancha mehnat chekishib haliga podshohning dargohiga, Semurning dargohiga yetib borishadi. Yetib borishganda o'sha oxirgi Semurning dargohiga kirishdan oldingi vodiy fano vodiysi bo'ladi. O'sha yerda ularni mutlaqo o'zligi tuygan bo'ladi. 100 minglab qush chiqqan bo'ladi yo'lga. 30 tasi yetib boradi. Qachonki dargohga qasrga kirishgan paytida qasr emas bog'ga kirishadi. Bog'ga kirishgan paytida bog'da har bir gul oyna sifat ularga o'zlarini ko'rsatib turgan bo'ladi. O'sha yerda keyin o'zlarini topishadi ular. Shunda baqoga yetishgan bo'ladi. Asosiy bu yerda Navoiyning nimasi nazariyasi qarashi ular foniy bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun Hazrat Navoiy alohida bob ajratib aytadiki, meni asli Turkiy ijoddagi taxallusim Navoiy. Farsi ijoddagi taxallusim foniy. Bu kitob Risolat Tayr. Turkiy tilda yozdim. Men o'zimni qoidam bo'yicha bunga Navoiy taxallusini kirgizishim kerak. Ammo o'zimni foniy deb zikr qilyapman bu kitobda. Turkiy ijod bo'lsa ham. Nimaga desa, bu yo'l fano yo'li bo'lgani uchun deydi. Bu yo'l fano yo'li bo'lgani uchun bu kitobdan maqsad foniylikni o'rgatish bo'lgani uchun fors tilidagi taxallusim foniyni oldim bu kitobga Navoiy nomasidan. O'shanda ba'zi chiroyli baytlar aytgan men yozmoqdim. Dedim sizlarga yoz. Aytadilarki, komil izhori hojat aytadi. Bir komil inson o'zini hojatini Allohga izhor qilib duo qildi. Tangri g'a mundoq munojot aytadi. Nima deb aytdi? Kim
İlaha pak zatinge beka oyledir kün kırmes imkani fena. Senin pak zatin şimdi baki ki herkes fena kırmaydı, yokluk kırmaydı. Oyle kim zatinge sabit dur kıdem eylesen endek vücudum ni edem. Kim ene yol tapma gayrengi vücud, kalma gay vesleşde cüz kami şuhud. Senin zatin kadim, ışık kadimliğin kadimlik sıfatın kebi. Sende kandı kadimlik, kadimlik, mevcudlik bosa, beni hud şunu mukabirde yok kovarsın o, fani kovarsın o. Yok kovardı yani mevcudlikden yokmaz, fanilik neydi yaptı. Ta inki dediler, şu kadar ben vücudumunu fani kılıp yok kovargın ki, vücudumdan eser kalmasın mutlak. Özlüğümden eser kalmasın mutlak. Fakat şuhuddan başka narsa kalmasın. Yani seni müşahede kılıp, sen bilen ben buluştan başka narsa kalmasın bende. İstegen fani vücudumdan eser, tabkayul baki vücudinde haber. Meni fani vücudumunu kim ki istese beni tapamasın. Meni ornumda seni tapsın. Bu kandı oladı. İnsanın şeyi Allah kirli kaladı diyenemez o. O benden hemme hattı hareketi Allah subhanahu ve ta'ala'nın hakşıya eylem koyan bana. Şimdi bizim harekatı, sekanatı Allah subhanahu ve ta'ala'ya bağlı koyup kaladı. Özünü tesadüfü kam ediyor yani. Özü için özüden hiç nasıl kam ediyor bana. Millik ve senlik aramızdan ketip, kolga sensin ok, aradın min ketip. Aramızdan min sen degen nesi yukarı diyor, min ketip sen kasay. Dedi. Sen min itlaqi mahal olgaç mahal, tapsam ul halet tesinden men vissal. Sen min degen sözünü işletiş yok bulup, fakat sen kasay. Yani min özümü unutup, fakat seni zikir kıladırken bu kasan degen bu. Bu hadis-i şerifte ne demek etti? Men şagalehu zikri an mes'eleti diye. Hadis-i şerifte geldi. Allah Teala etti ki hadis-i kutsi'de. Sahih hadis. Men şagalehu zikri bir rivayette vel Kur'an ve yemkiyen. An mes'eleti a'taytuhu afdala ma u'ti s-sailin. Kim ne ki menin zikrim menden sureşten çalgıt varsa sure gelirge bir edigenim mi? İn afzalli bilim. Yani siz mesela Parverdigar olanlarsa bir gün deyip sureşini uğruniga hem Allah'ın uğruğuna ben bulasın. Allah subhanehu ve ta'ala'dan sureşiz Allah'a yakadı. Lekin men şagalehu an zikri, benim zikrim meşgul koyadı onu mutlaka. Hatta özü için bir anlarsa sureş hem kalmaydı. Bu degeni tuğla bank buladı degeni benim zikrim buna. Zikrimden başka narsa kalmaydı degeni. Onda. Hatta ki menden sonra mahşub bugün derslerin oranını hem sonra olarını hem bana zikirin kapla var gibi oldu. Bana şu zikirge gark buluş halet. Hadis-i Kudüs'ü dikildi. Bu şunayeti yaptı. Senin zikirine şunu bir ben bosam o başka dersen yadık menden sonra işten ne dedi yani kişi sonrası özge bana sorayken oladı mı özünü isleyken oladı. Özüye mi isten çıkan dedi yani o. Menden soraş, meni zikirim şu kadar kişinin kimi ki gark kalıp menden soraştan ham o, menden soraş ki ham aşım mey kasar degeni, o özünü unutken degeni o. Çünkü soraş, parvardigar menge falan derse belgin degeniz, menni esnaş oladı. O şuyam yokup gitken oladı, değil mi? Kimliği ki meni zikirim, menden soraştan meşgul koysa, başka soru ekeller var mı? Sonra eskerlerge bilgenimi en efzalini veremem. Halbuki ben de özü sorarsa en efzalini soramaydı. O özünü hangiden kep çıkıp sorayım. Özünü ihtiyacından, düşüncesinden kep çıkıp. Allah onu ihtiyacı yıkarabilmez. Sonra eskerlerge bilgenimi efzalini veremem. Parası kılayım. 1 milyar Müslüman soruyor eken olsa, 1 milyar Müslüman ge bilgenimi efzalini soramayken ge bilgenimi. Ne için? Zikirge gark bulup, soraşke hem aşırmaya koyan uçun. Sen, men itlaqı mahal olgaç mahal, he? Tapsam ul halet tesinden min vissal. Ve şu vakti senin vesliğine yetişsem. Bana şu, beka halet. Özden fani bulup, baki buluş. Nevai şunu dua kılıp,
bir komil kishi aytibdi deydi, o'zi ham shuni duo qiladi. Keyin aytadiki, yuqorida aytilgan tarbiya bosqichini ham aytadi. Garchi bu so'zda ayondir ta'miya, kim riyozat din kitob ti tasfiya, chun riyozat raf eti ruhoniyat, sal bulg'ach kimsadan in nafsoniyat, qolmag'ay ruhoniyatdan o'zga hech, sen taxallufdan bu ma'ni ichra kech deydi. Ya'ni kishi riyozat topib borsa oxiri nafsoniyati mag'lub bo'lib, oxiri keyin ruhoniyat qoladi deb aytadilar. Aytadilarki, kim yomon axloqin etsa bartaraf. Bordur inson zotida oncha sharaf kim? Kim yomon axloqin etsa bartaraf. Insonda shunaqa sharafli bir quvvat borki, yomon axloqini bartaraf qilsa. Qara qil, masalan. Bo'lmasa Fir'avnning payrovi. Fir'avnning payrovlari bor. Oramizda Fir'avnlar bor. Qo'lida hukm yo'qligi uchun ziyon tegmayotgan bo'ladi. Qo'liga hukmni bersiz Fir'avndan battar ish qiladiganlar bor. Stalin bitta o'lishi mumkin. Paloncha million odamni yo'q qilib yuborgan. Lekin Stalin tabiat mingta o'ladi. Faqat unda Stalinni quvvat olmaydi, xolos. Tabiati undan ham battar bo'lishi mumkin. Stalinda ham ozgina inson bo'lishi mumkin uning yonida. Lekin qo'lida hukm bo'lmagani uchun, quvvat bo'lmagani uchun u sizni ko'zingizga Stalinlik ko'rmayotgan bo'ladi. Firavunlik ko'rmayotgan bo'ladi. Firavun tabiat ko'p bo'ladi insonda. Lekin firavunligini yuzaga chiqarishga imkon yo'q. Masalan, talaba kamtar bo'ladi, xatosini aytsiz tan oladi. Keyin domla o'g'li mashhur o'g'li bir Yevropaga chiqib, tahsil bo'lgandan keyin xatosini aytsiz qabul qilmay qo'yadi. U kam talabalik paytdan kamtar emas, o'shunday mutakabbir bo'lgan, kerilishga imkon bo'lmagan. Mutakabbirlikka sharoit bo'lmagan. Endi muxlislar ortgandan keyin ancha muncha yonni oladigan tarakkash paydo bo'lgandan keyin endi mutakabbirlikka imkon tug'iladi, asl tabiati chiqdi endi. Firavun tabiati ham serob bo'ladi. O'sha firavun tabiatini yo'qotsa kimiki deydi. Qolmas onda juz sifati musaviy. Unda faqat musoviy sifatlar qoladi xolos. Firavun sifatlarini ketkizsa o'zidan, unda musaviy sifatlar qoladi. Yo sharaf ganjiga topib ahillik, salb qilsa siyrati bu jahillik. Shon anga bo'lur Habibullohdek, bu dilano buddi ogohdek. Kimki o'zidagi Abu Jahillik tabiatini bartaraf qilsa, unda Muhammadiy tabiat hosil bo'ladi. Rasululloh dedilar. Keyin aytadilarki, yana misollarda bo'lar endi. İnsanını kim maqtadilar? Foniyo deydi, o'ziga xitob qiladi. Foniyo lofi fano urmoqni qo'y. Fanodan lof urmaydi, qo'y endi. O'ziga o'zi xitob qilyapti. Vasl esa koming fano o'tig'i kuy. Agar vaslga yetmoqchi bo'lsang, fano o'tig'i o'zingni tashla. Evrulib sham o'tig'a parvonavor o'zini tashla shulag'a devonavor. Devonalarcha o'zingni shamga parvona urgandaqa urishing kerak. Shunda foniy bo'lasan dedilar. Keyin aytadiki, yana borib muttasif bo'lsang sifatulloh ila, yuqorida aytilgan Allohning sifatlari senda hosil bo'lsa, jazm etarsan xotiri ogoh ila. Allohning sifat degani ayni sifat emas. O'sha ismdagi axloqlar. Allohning axloqi bilan axloqlaning degan asar bor-ku, o'shinga o'xshagan. Kim sen o'qsin har ne kim maqsud erur, sendin o'zga yo'q ne kim mavjud erur. Zotning ijmoliga tafsil sen, ham vujud ishkoliga tabiil sen. Ajoyib gap aytadilar. Alloh subhanahu va taoloning sifatlari senda shunda zuhur etadi. Sen Allohning mazhariga aylanasan. Allohning qudrati yuzaga chiqadigan bir o'ringa aylanasan. Shunda Allohning zotiga ijmol zotining ijmoliga tafsil sen, tafsilot sen bo'lib qolasan. Vujud ishkoliga ta'bir sen. Vujud ishkol nima degani? Inson nima uchun bor? Nima qiladi bu dunyoga kelib? Oxir qayerga boradi degan borliq haqidagi falsafiy savol bor. Bu ishkolni hech kim yecha olmaydi doim. Ko'pchilik yecha olmaydi.
Felsefeler mesela, maddi felsefeler insan özüne özü şu hayvan koşup tuğuladı. Aldım ben bundan bu geldi. Bunu aldım. Kurkumuşlardan kim çıkan ahırı. Bağırsız. Cüvercenden kim çıkan bu geldi. Ben hazır şimdi. Sen yakınlara payetten memnun diyor. Şimdi adam buldu. Şimdi o da halese meşe yokup gider şu boyu. Demek ki ondan kim başka götmeydi. O şu cüvercenden kilip insan böyle diyor. Kap gider mi insan boyu? Cüvelçeng'den insan derecesi kunca rıvajlanken olsa bir yana değil. Yine rıvajlamaydı mı bu canavar? İnsandan başka neresi gelenip etmeydi mi? Sekiste kolye, sekiste yani. Kendisi ikili oldu. Ne ki bu? O ne kadar nadan bir ahmakane, bir az yine akıldan nasibesiz bol adam işan olmaydı. Onlar senin ilim de muhtediyen bu karıştı. Şimdi felsefeler şimdi cevap verir. Yok gider. Bir yana ölüm böyle de. Tana çediydi, tuprağı kütledi, bol yokup kütledi, ruhunu tanımaydı. İnsanın gelişinden mana çıkmaydı bunda. Mevcudlik işgalı kaladı. Müşkillesi muamması kaladı. Yani başka türlü felsefeler türlü işe cevap verildi. İnsandan, vücudundan, insanın mevcudlikten maksat ne dediğin soru, felsefenin en katta soru. Felsefenin ikide soru, en katta soru. Marifet ve vücud bulu. O şu vücud soruyla, şunda o şu savolga cevap çıkardı. Tevil şunda çıkardı dedi. Hem vücud işgaliye tevilsin. Ey insan, bu varlıkını muammasıya, muamma, felsefi muammasıya sen şunda için bu çıkarsın. Şunda topasan için mi dedi. Kıyat dediler ki, uz vücudinge tefekkür eylegil. Her ne istersen uzinden istegil. O da zor ya. Öz vücudinge tefekkür eyle gel. Her ne istersen o zinden iste gel. Dediler. Yani şunda sen hakiki, kamil insan bulursan, insan iyiliğini kemalige yetken bulursan ve insanın yaratılışından közlengen maksat şunda hasıl bulur. Yani ki bir acayip gap etkenler, şu bu gaplarımdan, bu kuşatılından gapirdim yani ki fana bakarın türlüce etken bu tavsiflerimden. Sen şimdi zahırını düşünüp itirazga otma. Anla kim söz özge mani özgedir. Bilgin ki söz başka, mana başka. Lafız başka. Biz irade kılıyken mana başka. Arkasında. Mani anmez şağılır kim sözgedir. Sözünü özge bent bulup şu bilen kellesi katken adam mana getir bir barılmaydı. Deyip tembih bir koyadı ahırda. Anca aldım bir yazılgan şiir var idi. O şunda hem çünkü o şunda söz var. Men bar mı sen yoksan, sen bar mı men yok. Men bar mı sen yoksan. Sen bar mı men yok. Men, seni deyip menimle ilgay başladı. Yaşaş için küreşip yaşay olma geç. Yaşaş için küreşip yaşay olma geç. Özümle öldürdüm. Yaşay başladım. Şimdi bunu biz şeriyette kendi kararladı bu. At-tahalluk, Kur'an'ın ahlakı bile hulklanış ve Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sıfatlarını, ahlaki sıfatlarını özde mücessem kılış. Bu aynı sünnet, şeriyetinin aynı talebi şu, Muhammed aleyhissalatu vesselam insan kanaka buluş gereği diyen savalge, memleka buladı diyen mükemmel bir namunanı kursatış için diyenler halas. O şey kişiye kança kemalatta yakın olsa kişi insaniyelikte şunça kemal getirir. O kişiye yetişti imkanı yok. Lakin Allah-u Teala eteği o kişinin mükemmel yaratı. Ta ki namuna bu sunuş. Lakin kança yakınlaşsa kişi şunça kemal getirir. Aynen bol olmaydı. Ama kemalge o kişiye kança yakınlaşken sarı kişi şunçalığı yeter. Onun için o kişinin siretlerini doğru okuş gerek. Ve hakiki okuş gerek. Özü büyülünmez. Şunun için Hazreti Navai fananı öteyen bir çukur manaligine etmek için olur. Bir beyte etediler ki desen fana ne durur? Muhtesar deyin ölmek. Desen fana ne durur? Muhtesar deyin ölmek ki şarkını telesen yüz risale bulusudur. Fananı eğer ben seni şarkıla veremem desem yüzde kitap olur. Kısa kılıp etediyen bu sen ölüş. Ölmektir.
Yani şu yukarıda etkenimiz fanilik. Fiildeki, ahlakdaki ve nefisteki fanilik. Bu ne? Murabbiyeler ölümden burungi ölüm deyişedi. Bazılar ihtiyari ölüm deydi. Ölmey burun ölmek revişi ehli necaddır. Yada ile yaratkanını unutmaklık yaddır deydi. Yani ölmezden burun ölüş necad ehlinin yoluşu. Kişi hikmette ölmeydi. O şu birinci özünü ihtiyari ölümge salgan kişi ebedi kalad deydi. Yani dünyada yaşam kalmaydı. Yani, o şu kemalatta kalad. Çünkü Allah'ıma muttaki ayet edilir ki Allah'a diyor ki Risale yazgınlar. Allah'ıma muttaki. Risale'nin mezmunu kişi mürebbi tabalmasın ne kısın? Böyle bizi ki belirlediğin sual. Kişi mürebbi tabalmasın ne kısın? Dese ayet edilir ki özünü öldürsün değiller. Hadis-i şerifte İbn-i Umar raziyallahu anh'ın rivayetlerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etkenler ki U'budu Rabbek ke enneke tarah. Rabbinge ibadet kul onu görüp durgenin deyin. Ve udde nefseke fil mevde. O zinni ölüklerini sefede sene. Kandı o zinni ölüklerini sefede sene. Öyle digenlerini mez. Ölü bugenlerini sefede. Ölü bugün adamı karıyor. Mesela atamız vafat etti. Ya ki anayız vafat etti. Ne mi o kişiye ihtiyacı? Ne mi ihtiyacı var hazır şu adam? O şun bilen ben bunu. O adam nimelerden hafız kılıyordu. O şanı kımayın. O adam ki nime kereyi nime kereyemez. O şanı sizden özüzü kereyi kereyemez kılıyım. O adam ki aburo kereyim yok kereyemez. Sizden kereyemez. Ölgenge şen şavket kereyim şu an şavket yok kereyemez. Sizden kereyemez. Ölgen adam ki bravdan üç alış kereyim mi kereyemez. Sizden kereyemez. Ölgen adamga bir joyga bir rahbar bo'lib hammaga aytganini qildirish zavqi bormi? Yo'q. Sizga ham bo'lmas. Bosh bo'lsangiz boshliq bo'lavering. Dunyoni boshlash emasmi? Undan zavqlanmang. Xizmat bo'lsin xolos. Bu adam gunohga rag'bati bormi? Yo'q. Sizda ham rag'bat bo'lmas. Qobiliyat bor, ammo rag'bat to'ldirasiz. O adam bir kişiye zulüm kılıyordu mu? Zulüm kılıçki isteği var mı? Yok. Sizden kılıyım. Ve hakaza, özünü ölüklerini sefiye koş. Ve udde nefseke fil mevte, hadis-i şerif. Aynı kanoş. Bu tasavvuf, aynı şeriyette mağzıdan alayım yani. Aynı mağzı ne gizli? Şunu gizli mi? Kitab-ı sünnetinde tola tatbiği bula da tasavvuf. Tasavvufsuz tola tatbiği kılalmayız. Zahırda şekiller bile ağır olursunuz ki olasın. Dinin mahiyetine yetenmez, ilacı yok. Yettim desin, demeyi tasavvuf kekirirsiniz. Kitab-ı sünnette o zaman yetişim mümkün, mümkün. Lekin fikhini, namazını kitab-ı sünnette alabilirsin mi? Alamayız. Fakir şunu türü veriyor, şerhler. Asan kabirgen, fahmi, onun fahmi yetken şu mesela namazını, meselesini kamerada varışken. Siz namaz, Kur'an'ı açmasayız, iki rekat namaz sıkmayedik Kur'an'dan. Sana yok, Fatiha'nı oku degen cahı yok. Zemsur'da diken cahiyle Kur'an'da hiç geldi yok. Namaz vakti yeme anılmaz. Sünnette vardık. Sünnetteki neyem alıp tatbik kılaman deseyiz iki rekat namazını okuyamayız. Bu Sahih Bukhari'ni açayım. İki rekat namaz tapayım, tapamayız. Mümkünmez, çıkaramayız. Fakih örgütken bu ne sizce namaz. Yani bir teyarın dışı rafiyelden oraya varışız mümkün. Bez arasındaki bütün iki rekat namazı okuyamayız fakihsiz. Fakih çizdirgen bu ne namaz. Boştan hariç. Hatta siz ne kılışınızı yiyem siz vergen bunu. Kud şünkebi tasavvuf ulamaları bana şu nebevi ahlakını uzlaştırışını tafsilatını, fakih namazını tafsilatını işlep çıkandaki işlep çıkışken bunu. İçtihat kılın. Onu asist iblalleyiz. Kitab-ı sünnet alamen deyiz, et tapamayız. İki rekatı tapamayız. Eğer namazı mükemmel oldu mu? Demek fakihine etkenlik ileyken bunuz. Eğer Muhammedi ahlakı erişipsiz mi? Demek tasavvufunu becerirken olasın. Şimdi sanaga erişişin kişi ne kıladı? Degen sağlıklı olasın. Yukarıdaki tazalanış için. Zahırda günahdan toktaş, ahlakını güzelleştiriş ve hakazalar. Lekin nazik bir nokta var. O nokta kaysa deyse daimi zikir. Ruhunun Allah'ın mevcudluğunu daimi hız kılışına uğrunuş. Yani bittesin.
Allah'ın varlığını, vücudu ve sıfatlarını his kılışka ruhunun daimi urunuşu gerek bula. Kalbinin yani. Nefsini terbiyesi ki, kança vakit getirdiğin soğalım doğuladı. Allah bilir. Bir yıl, bir ay, 10 yıl, 40 yıl geçişim ki. Muhammed ibn-i Munkadir, İmam Malik'in sözleri etkiler ki, kâbettu nefsi 40 âmen diyenler. Nefsim bilen 40 yıl güreştim hatta istikametli tayinki istikamet gel diyenler. 40 yılda istikamet gel. Allah nasip kısa yeter ağam oluşun. Tabiyelerden bittileri İbrahim etkenler ki İbrahim el-Lahmi mi de etkenler ki ben nefsimi günahlardan tiyişke bir yıl urundum, ikinci yılı kadir buldum. Ama tilini lağudan tiyişke 15 yıl gitti diyorlar. Özü 38 yaşta vefat etken. 38 yaşta vefat etken. Çünkü yapma 35 yaşta etken bozsa mesela. 20 yaşta başlayan böyle. Lağudan tilini tiyişti. Yok ki 15 yaşta başlayan böyle de 30 yaşta erişken böyle. Ana şunu yakalım, mihnet bilen bulunadı. Lakin bunda kişi elbedi saadet getirdi. Şimdi bir korku tuğuladı ki, hemen şunu yakalım olsa, dünya kapı getirdi. Hem hana kaykır var, zikir kuru durur diye olsa. Yok, onu yakamaz. Tesavvuf, hayat bilen, erleşmiş bilen bulunadı. O zikir daimi saada bulunan, hemen nasıl bilen kılını oladı. Ve asasi kemalat, o şu aralaşış bilen buladı. Çünkü İmam-ı Ahmet etkenler ki bir şey hafiyini yetken derecesine o kişinin tenkurları yetalmadı kemalatı. Yani ruh terbiyede. Çünkü o ülenmedi diyen. Aile bana sakın teşvişini almadı, özünün terbiyesine farık buldu. Ama ülengende kemalat tamam getirdi diyen. Ülenip dur şu iştikiyende kemalat tamam getirdi. Hakiki kablolar. Demek araleştirip adamlar bilen yaşayıp durup kemalge yetiş. Hazreti Navai fenanı hasıl kıyın. Vezir bu yer. Hakim bu yer. Onlar medrese mescidine kurdurken, rabatla kurdurken dünyanı abad kıyın. Lakin fani bu yer. Mene şu hakiki Müslümanın kemalatı bu yer. İnsani kemalat bu yer. Ahirette gamı dünyanı abad kıyın. Dünyanı harap kıladı genlerse dünyanı gam olur. Hakkı kendime uğraşırdı, yırtılaşır, dünyanı gam. Kendi bile kaynağını ne uğraşı yaptı? Lata talaşır, dünyanı gam. İki tek odanı mı gacıda şirketi yaptı? İki ağız söz bilen. Memmi sevmi diyen gel bilen. Hali sevmi, hali memmi diyen bilen. Dünyanı gam. Kentte de bende kaydan böyle yaptı. Dünyanı gamı degilerden çıkı yaptı. Dünyadaki hemen uğraş kimden çıkı yaptı? Dünyanı gamı değillerden, ahirette gamı değillerden çıkanmaz. Birinci cihan uğruşu yiyem, ikinci cihanı yiyem, hazır gitsin yiyem. Adam savda askerden çıkıyor. Tri adama barını soyup azasını satış. Dünya kamıdan. Dünyadaki hemen cinayetler kaydan geliyor. Dünya kamı değillerden. Kanunun birinci bozup, birinci tüzüp, özü boza diyenler kimler? Dünya kamı. Dünya kamıdan gelip çıkıyor. Zulüm nimeden geliyordu? Dünya kamıdan. Korkaklık nimeden? Dünya kamıdan. Vahakazı. Ahiret gamındaki adamlardan bu nesile bir ortası bulmaydı. Hazırım, ahiret gamındaki kişilerden buraya bir din zulüm yetkeni yok. Bir ağız söz hem. Bir ortada yavuzluk ya inki yamallık sadır bulmaydı yok. O siz gözlüğü kürsetiyken, etekeşe adamlar, o yeseme adamlarla, dünya gamındaki adamlar, dünya gamındaki dinsizler yaratken, yesegen taifeler olur. Müslüman kılıp kürsetilirdi halas. Ama İslam olmaz. İslam adam iyiliğinin kemalatı hesaplanır. لِعُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ Demek, ana şunu diye mihnet kılış gereği bunlar. Çünkü bu seyri etkenler ki وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى الرِّضَاعِ عَلَى الرَّضَاعِ الرِّضَاعِ دِسْيَا مُلَا دَلَا سِيَا مُلَا وَاِنْ تَفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ Nefs bu, yaşbarlığa okşaydı. Koy birsin, eme uğradı. Anasını. Kette okasaya. Ama sütten acilesin acilidir o. Demek nefs terbiye kılınışı mümkün. O sıfatlar özgür edin insan. Zikir bilen,
Xususan la ilaha illalloh bilan va boshqa tarbiyalar bilan inson o'zgaradi. Axloqi u o'zgarmaydigan bo'lsa, dinni keragi yo'q unga. Hayvonga o'xshab qanday tug'ilsa shunday yashash kerak bo'ladi inson. Endi mana shu kishi shu holatni davom ettirishini hadis sharifda Alloh qanday ifodalaydi? Fanoga yetishni. Alloh aytadiki, kim mening bir valiyimga düşmanlik qilsa men unga urush ochaman. Dedi. Degandan keyin sizda savol tug'iladi. Kim u vali? Seni valiyingki unga men azor bersam, unga düşmanlik qilsam, hatto Alloh menga urush ochar ekan, sen urush ochar ekansan, kim u? To'g'ri, ehtiyot bo'ling. Yo'inki men vali bo'lmoqchi bo'lsam nima qilishim kerak ey Alloh? Hattoki yonim oladigan darajadagi seni yaqining bo'lsam degan savol tug'iladi. To'g'risa, davomida javob beradi Alloh. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Bandam menga men unga farz qilgan narsada narsa bilan yaqin bo'lganchalik sevikli narsa bilan yaqin bo'lmaydi. Menga bandam yaqin bo'lmoqchi bo'lsa, yaqin qiluvchi vosita eng men yaxshi ko'rgan vosita men farz qilgan narsalar. Farz qilganlar buyurganlari bor, qaytarganlari bor. Qat'iy buyurgan, qat'iy qaytarganlari. O'g'irlik qilma degani, zino qilma degani, namoz o'qi degani, roza tut degani masalan. Va la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Endi bu farzni bajarib to'xtamaydi. Bu menga eng yaqin qiluvchi, eng suyukli narsa, yaqin qiluvchi narsalarning orasida eng suyukligi. Shuning uchun kimiki Allohga yaqinman, men qalbim toza, namoz o'qimasam ham desa, u yolg'onchi kazzob, yoki o'zini aldayotgan ahmoq. Allohni aytganini qilmay turib, farz qilganini qilmay turib, qalbi toza bo'lishi Xudoga yaqin bo'lish mumkin emas. Shuning uchun birinchi farzni aytadi. Va la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bandam menga nafl ibodatlar bilan yaqin bo'lishda bardavom bo'ladi, toki uni yaxshi ko'rib qolaman. Mana shu fanoga olib keladi. Nafllarni mutlaq aytgan. Naflda ichiga nima kiradi? Qat'iy buyurilgan buyruq va qaytarg'ilardan boshqa hamma Alloh yaxshi ko'rgan narsalarni qilib, yomon ko'rganlardan qaytish nafl ibodat. Uning ichiga ibodatlar kiradi, a'zolarni amallari kiradi, qalb amali kiradi va tilniki ham a'zoni orasida zikrlar ham kiradi. Uning ichiga qalb ham kiradi, axloq ham kiradi. Axloqda masalan deylik, qat'iy buyurilgan narsalar bor. Tavozulik bo'lish masalan. Lekin muruvvatni yuqori maqomi nafl hisoblanadi. Ana shularda ham davomiy bo'lasiz. Va la yazalu degandan nima tushunasiz? Yaqin bo'lib kelaveradi, kelaveradi, kelo yaqin bo'lib boraveradi, boraveradi degan. La yazal, bar davom. Shuning uchun Navoiy lisonni tayyorda aytadiki, qushlarga xud-xud gapirayotgan paytda boramizu yo'lda to'xtash yo'q deydi. Faqat qonat qoqib ketsa yo'lda qo'nib dam olish yo'q edi. La yazalu shu. Bardavom davom etishi 2 kun qildim bo'lmadi, 40 kun qildim, keyin o'sha 2 kundan beri hozir uncha o'qiyapman deydigan bo'lsa u yetmaydi u. Bardavom nafl, nafllar bilan nafllarning ichiga demak hamma amal kiradi, zohiriy va botiniy. Jumladan zikr kiradi. U davom etaversa hatto uhibbahu oxir yaxshi ko'rib qolaman. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ قَشَنْكِ اُنْ يَخْشُرْسَمْ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذ۪ي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذ۪ي يَمْشِي بِهَا. Köredigen közü işledigen kulağı tütedigen kolu yüredigen ayağı mimi kalma. Özü yukulat digen fena şu. Baka şu. Ufani bulad. Hazreti Nevayetler o. Sen men degan ketib o'rtadan men ketib sen qolish sen qolgin deb duo qildi-yu. Ayni shu maqom. Uni ifodasi nima? Ifodasi bandan hatto harakati, harakatiyu sakonati to'la Alloh taoloning xohishiga qarab qoladi. O'zini hech qanaqa xohish qolmaydi. Wa idha sa'alani la u'tiyanna wa in ista'azani la u'izanna. Menda minasani so'rasa albatta beraman. Ta'kid bilan la u'tiyanna albatta beraman. Mendan biror narsada panoh so'rasa panohga olaman albatta. O'sha qulog'i eshitadigan, qulog'i ko'radigan, ko'zi bo'lib qolaman deganini men bu arbayinni sharhida ham aytib berganman buni.
Manası nima desa ikki xil tushunishgan. Aytganimizdek, bandani harakati, sakonati Alloh subhanahu va taologa bog'lanib qoladi, o'zi o'rtadan chiqib ketadi. Bu mashhur shu va jumhur shuni aytgan. Alloh uni ichiga kirib qoladi degani emas u. Uni xatti-harakatlari to'la Allohga bog'lanib qoladi. Shuni Sahl ibn Abdulloh tushari aytganlarki, donolar ixlosning nimaligi haqida fikrlab, oxiri bitta xulosaga kelishdi, undan boshqa narsani topisha olmadi. U nima desa, harakat va sakonati kishining botini va zohiri yolg'iz Alloh subhanahu va taolo uchun bo'lishi ixlosdir. Ixlos degani berilib qilish emas. Ixlos mana shu. Masalan, siz o'ng tomonga qarayapsiz. O'ng tomonga qaraysiz, Alloh o'sha tomonga qarashingizdan rozi bo'lgani uchun. O'ng tomonga tikilib turgan ko'zingizni yumyapsiz, tortyapsiz. Alloh o'sha tomonga qarab turishingizdan rozi bo'lmagani uchun. Yotyapsiz, shu yotishingizdan Alloh rozi bo'ladigan bo'lgani uchun. Turyapsiz, shu turishingizdan Alloh rozi bo'lgani uchun. Va hokazo. Har bir harakat va sakonatdan gapirishingiz ham gapdan to'xtashingiz ham yurishingiz ham turishingiz hammasi Allohga bog'lanib qoladi. Natijada sizda Alloh subhanahu va taoloning xohishlari ijro bo'ladi. Shunda siz xalifa bo'lgan bo'lasiz. Inni ja'ilun fil ardi xalifa yerda men xalifa qilmoqchiman deganda shuni aytgan Alloh. Shuning uchun yema degan narsasini totib qo'yishni o'zi ham u kishiga og'ir gunoh bo'lgan u kishi uchun. Yer yuziga tushgan, yer yuzida ham o'shinda yashagan. O'sha bitta gunohiga 300 yil qilganlar deydi. Shu yerdagi xalifam degani shu xalifa degani Qur'oni Karimdagi bu ma'nodagi xalifalik. Bu podsholik emas, Odam alayhissalomdan boshqa odam bo'lgan emas, yer yuzida ayoli bilan bolasi bo'lgan xolos. Podsholik bo'lgan emas. Bu xalifalikdan murod Alloh subhanahu va taoloning amrini butun vujudi bilan ijro qiluvchi, Allohning xohishini yer yuzida tatbiq qiluvchi bir o'rin bosarga aylanadi. Mana shunda inson Allohning xalifasi degan maqomni yuzaga chiqargan bo'ladi. Bunda u foniy bo'lib, haligi tuproqdan kelgan genlardan o'tgan hamma yomon sifatlar yo'qolgan, men degan narsa mahv bo'lgan, Allohdan boshqa narsadan mosuvo bo'lgan, faqat Allohning xohishi unda ijro bo'ladigan bo'lib qoladi. Allohning xohishidan boshqa narsa qolmaganligi foniyligi, Allohning xohishligida qolish qolganligi boqiyligidir. Endi shu millati Ibrohim shu. Bizi ittabi millati Ibrohim deganmi? Ibrohim millatiga ergash deganmi? Ayni shu millati Ibrohim. Millati Ibrohimning kamoloti shu. Buni qaydan bilamiz? Qur'ondan bilamiz. Hanifan degani o'girilgan degani. Qishagan, o'girilgan. Nimadan o'girilgan? Allohdan boshqa hamma narsadan bo'rilib Allohga o'girilgan degan. Ibrohim millat. Uni tafsiloti qanaqa? Rasul akram alayhissalotu vasallamni borliqlari. U qanday edi? An'om surasida aytadiki, Alloh taolo qul ayting ey Muhammad alayhissalom. Innani hadani robbi ila sirotil mustaqim. Robbim meni to'g'ri yo'lga boshladi. Qaysi to'g'ri yo'l? Dinan qiyaman mustaqim din. Qaysi din u? Millata Ibrohima hanifa. Allohdan boshqadan o'girilib Allohga burilgan millat u Ibrohim millati. Wa ma ana minal mushrikin min mushriklardan emasman. Endi uni tafsiloti qanday? Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. La sharika lahu. Ayting ey Muhammad alayhissalom, meni namozimu, nusuk ya'ni hamma ibodat amallarimu, hayotimu, mamotim, olamlarning Robbi yolg'iz Allohga bag'ishlangandir. Allohning o'zinikidir. La sharika lahu, uni sherigi yo'q. La sharika lahni ta'kidlashdan murod Alloh uchun u falon narsani ham ulushi bor degan joyi yo'q demoqchi. Hatto o'zimning ham. O'zimni ulushim qolsa o'zimni sherik qilgan bo'laman. O'zimni ham ulushim yo'q. Hayotimda ham deyaptilar. Hayotimda-yu mamotimda o'zimning ham ulushim yo'q. Robbul alamindan boshqa narsa yo'q. Va bi zalika umirt, men shunga buyurilganman. Ha, Muhammad alayhisalom shunga buyurilganlar. Va ana avvalul muslimin, birinchi musulmon menman.
Hakiki Müslüman şu degen. Mana şu milleti İbrahim bo'ladi. Şunun için bizge namazda ettehiyyatı nima o'rgatilgan? Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Tahiyyatdan murad lafz bilan qilinadigan ibodatlar. Mashhur gapga ko'ra. Tayyibatdan murad moliyaviy ibodatlar. Salavatdan murad jismoniy ibodatlar. Lafzi amallarimu, jismoniy amallarimu ve moliyaviy amallarim hammasi lillah, yolg'iz Allohningidir. Yalnız Allah içindir. Her namazda kaytarıştı bizi oluyorken. Ve İbrahim Aleyhisselam mı istersin, Muhammed Aleyhisselam mı istersin, namazda ahirge salavat kılıp kırgız koyuyor şunun için. Hacını hem şünge koyuluyor. Şu hemen neseden keçip yalnız Allah bilen kalışını bizge bir namunasını kürsetiş için hatta kim diye meçhede. Ve adetteki kim kimesin değil. Hem adetlerinden keçip çıkışını oluyor için. Çünkü İmam Sarıksi ihramı takat edende adetteki kiyiniş tarziga alıp gelip kulağa kıvamasın makruh oladı degendir. Adetteki kiyiniş tarziga alıp gelip kulağa kıvamasın. Tanki adetten çıkışını örgütüş için. Özüde ayalı salal. Rafes mümkün mesela yani o koşuluşu yaptırsın. O şey mevzuda gebleş mümkün mesela. Hatiniz bile. Hayvanı öldürürsen mümkün mesela. Pöş deyiş, kaçırışa mümkünmez. Bırak gel, bırak bile, bahsedeşe mümkünmez. Tartışa yaşasa mümkünmez. Ve kıp yalangaç bulasız, fakat avret dostu için kim diyesiz. Hemen nefsinizi, hemen nefsinizi ulaştırırken burası için. Hemen istekleriyiz. İhram bile mümkünmez. İhram ki kim peyit. Kim bile mümkünmez. Ana şu milleti İbrahim. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın emellerini bizge haçk veriyor. Ne mege? Milleti İbrahim mitikleşir. İsletiş için. O şimdi az yine gün bir namunu görsel bir iş için. Kagenin için ne kılış gerekiyoruz? Hacda adabli bulup gelip uğraşa diyen bulmaz siz gerek. Hacda kıyımını geçip bir tane deki oranına adam gelip kıyımına fakirlenme diyen buluş mümkünmez. Mene şu hakiki milleti İbrahim. Şunun için kurbanlıgem kırgızılgem. Çünkü İbrahim Aleyhisselam balasızdan geçken. Allah'ın emrinde. Canıdan aziz. Canıdan aziz nersesizden hem keçişini izletiş için. Ne fakat canlı. İbrahim Aleyhisselam 90'da aşık görgen balası. 102 görgen yok 90'da aşıkken payetleri. Yasa gözü görgen bu 9'daki bugün balası. Hazır hikayelerden bitirlerinde canıyla alınır dese menekin alsın balam kalsın diye diye. Lekin o şey balanı soyasın diye. Kaçan ki bıçak tartken payette İsmail Aleyhisselam'ın mihri kalbinden çıkıp etkenden ki İndi bıçakla kesme geldi. Şunun için kesme geldi bıçak. Eğer kalbide hala İsmail koyandı keserdi diye. Mene şu millet İbrahim. Şunun için inni veccehtu vecihiye deyip etken İbrahim Aleyhisselam. Min yüzümü Osmanlılar o yerini yer etken zatıkken karattım degen yüzümden murat zatım degen. Bu kıble karadınmez o. Çünkü Kabe demez Allah. Yüzümünü Osmanlılar o yerini yaratken zatke karattım ve müşriklerden mesmen degen. Yani ki zatı da Allah'dan başka yüzleniş kalsa şirk böyle degen. Allah'dan başkanı Allah'ın makamına şirk kıyam o kadar. Mene şunu tasavvuflar, tasavvuf ahli beka deyişedik. Sahabe-i kiramlarda biz bunun namunasını köremiz. Şimdi bu mevzu uzun bölgen için ettik. Yusuf Risale'nin sayı kısa haber yerine. İbn-i Mesud etkenler ki, kim tan attırsa o teşvişi Allah bu mesela Allah denmez diyenler. Bu ne diyen? Allah'ını oylayıp yaratıp oylayıp türen diyen. Şunun için zikirler savab alışının kılınmaydı. Savab vaada kılınmaydı kızıktırış için. Aslı zikir yaşı görgenden kılınmaydı. Yaşı görgenizden maktiyesiz, yaşı görgenizden pakliyesiz, yaşı görgenizden isteyesiz. Şuna kılın. Asli zikirinin mezmunu şu. Namazan şu. Muhabbetten kim çıkardı? Şunun için hacda, ilgergi cahiliyet devrede, hacda hem Araplar toplanışken de Arap attı. O İbrahim Aleyhisselam'ın keleken hac var mı? Bugün de. Kabileler
Sözde malları çıkıp uzlarını atanaları bilen maktanışken. Benim dedem oğlan, kahraman bulgen, palancı uruçta katlaşken, pistancı işlerini kovalgen diye maktanışken. Atalarını, ecdadlarını, pahlavanlarını, uzlarını, kahramanlarını zikir kılıç adeti bulgen. Allah şunu getirken ki, فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا O şey hacını buyurup durup, hacda ahkamlarını etip durup, o şeye borgen de. O ata babayı zikir kılar, zu fakirlenip, yaş görüp, tol kullanıp. Allah'ın uçlaka zikir kılayım. Belki ondan da kattık. Yani zikir, Allah'ın zikiri çünkü ki tilli kımırlatıp, evazige şut açıp, savab alışmaz. Belki ateizde mesela pahlavanlığı gibi bilen fakirlenirken bulursunuz, kudreti de fakirlenirken bulursunuz. Allah'ın kudreti bilen fakirlenir. Zikir ki Allahu Akbar degen de uçtuğu bulsun. Elhamdülillah degen de mesela ateizde siz yıkayan yaşlıgini ya ki millet yıkayan yaşlıgini maktab yapıyoruz. Elhamdülillah degen de Allah'ın nimetlerini o sen de yıkıs kılıp ayetin elhamdülillah. Beni atan palan palan peskeş işlerde kılmayan degen peyde tulkunla yapsın mı? Fakirlen yapsın mı? Subhanallah diyen de Allah'ın pakliğini şimdi tol kullanıp edeyim. Ana şu zikir bunu. Hacge hem o şenik Allah Teala eteye etken ki mene İbrahim'i millet şunu kabul edildi. Şunun için ayetledi ki Vazzuha Muhammed Aleyhisselam'ın sureleri ve Leyla Ebu Bekir Sıddık'ın sureleri diyişe. Raziyallahu anh. Demek ediyse فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى Ebu Bekir Sıddık hakları da ahire dedi وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُهَمْ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ الْأَتْقَى هَمْ Ebu Bekir Sıddık Resulullah'ın öte yakın bugünlerden sureler hem yanmayan koyulgen değil orası ekir hizmetini işlesin ne de beyt maktigen Allah Teala dedi ki inne sa'yakum leşetta hamile harqla maqlasla aniq narsa bu deydi. Qasam içib aytdı. Endi haqlilik qanaqa bo'ladi? Har xil bo'ladi, lekin natijasi o'z shunga yarasha bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Kim bersa, ato qilsa, taqvo qilsa va go'zal biz yuborgan dinni tasdiqlasa go'zallikni. Uni biz yaxshi osonlikka yo'naltirib qo'yamiz. Ammo kim baxillik qilsa O'zicha o'zini behojat tuysa, hamma yo'l o'zim qilaman deb o'ziga baho berib. Va biz yuborgan shariatni yolg'on deydigan bo'lsa u. Biz uni qiyinchilikka yo'naltirib qo'yamiz deydi. Deb keyin uni azobini gapiradi-da, keyin yana Abu Bakr Siddiqqa qaytadi. U do'zaxdan lovullab turgan do'zaxdan sizlarni ogohlantiraman. U do'zaxdan al-atqo eng taqvodor shaxs bor. O'sha undan uzoq bo'ladi. Onun sıfatı ne mi dese? Ellezî yu'tî mâ lehû yetezekke. Pakleniş terzide malını verir. Mol kılı verir. Ve mâ li ahadin indehû min ni'metin tucize. Birer kişinin karşıda onge belirlediğin mükafat kılı belirlediğin nimet yok. İlle ibtiqa avacî rabbil a'lâ. Ali a'lâ rabbinin zatı var halas. Qarang, biror kishining oldida ne'matni istayotgani yo'q. Yolg'iz Allohning ne'mati demayapti. Allohning zoti deyapti. Ya'ni bu siddiqning amallari na dunyo na oxiratning amalini muqobilida emas bu deyapti. Uning amallari yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning roziligidan boshqa zotini zotiga erishishdan boshqa narsa yo'q. Deb turib, unda Onda nima bo'ladi desa, valasa u fayrda rozi bo'ladi. U hali rozi bo'ladi degan nima degan? Allohga erishadi, vasolga yetadi degan. Yo'inki u so'ramagani so'ramasa ham biz uni ne'matlar bilan siyora qilib rozi qilib qo'yamiz uni. Degan. Vajhu robbihidan murad zoti, faqat zoti uchun amal qiladi degan. Ana shu baqo bo'ladi. Shuning uchun Rasul Akram Aleyhisselatü Vesselam'a nimaga buni o'z yuzingizni qiynaysiz, gunohlaringiz kechirilgan u desa, ko'p ibodat qilganlardan oyoqlar yorilgan paytda, ha savobim yana ham ko'p bo'lsin deyapman, darajam yana ham baland bo'lsin deyapman demaganlar. Afala akunu abdan? Banda bo'lmaymi deganlar. Shukr qiluvchi banda bo'lmaymi? Bandalik xolos. Fano holatiga tushgan yoki g'aybat holatiga tushgan
Dal misolida İbn Umar radhiyallohu anhu aytishadi ki, tavaf qilayotgan paytlarida bir kishi salom bersa Ali yomagan ekan dedi. Keyin u xafa bo'ldi. Hazreti İbn Umar'ga bu gapni aytishgan paytda biz Allohni ko'rish bilan band edik degan ekan. Allohni ko'rishga urinish bilan degan ya'ni. Mushohada bilan band edik. Kunna natara Alloh degan. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallamga bir kishi ya Rasululloh menga bitta amalni o'rgating deganda tiling zikirdan qurumasin deganlar. Yana bir kishi eng afzal amal nima deganda tiling zikirdan qurumagan holatda o'lishing deganlar. Bu o'zlar shunday bo'lganlar. Bir lahza ham Alloh subhanahu va taolodan uzilmaganlar. Mana shundan keyin siz ko'rasiz Rasul akram alayhisolatu vasallamning sifatlarini aytganda shunda tushunamiz. Allah uchun g'azab qilardilar, o'zlari uchun o'ch olmasdilar. Qanday qilib inson o'zi uchun o'ch olmaydi, o'zi uchun g'azablanmaydi Alloh uchun? O'zi yo'q bo'lgan bo'ladi. Men yo'q bo'lgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning o'yi, zikri va muhabbati to'liq qurshagan bo'ladi. Bu hozirgi bu maqom va yuqoridagi Vali haqidagi hadis sharif shuni ko'rsatadiki, islom din banda bilan Allohning o'rtasidagi munosabatida savdogarning munosabati emas. Palon narsani olasan, berasan. Qilib beraman, uni berasan degan. U qiziqtirishga shunchaki aytiladi xolos. Yo'inki qo'rqituvni ustiga qurilmaydi faqat. Namoz o'qimasang tashlab olaman do'zaxga deb. Ular bir o'tay maqli kalta odamlarga ham bir tanbeh bo'lsin uchun aytiladi. Insonlar ko'zi bilan ko'rmagan, quloq bilan eshitmagan narsalarga rag'bat qilishi qiyin bo'lgani uchun Alloh taoloni mushohada qilishga inson dast avval yetolmaydigan bo'lgani uchun o'shandek tahdidlar aytiladi. Lekin asli Alloh bilan bandaning munosabati mana bu valiyning munosabati. Hadis sharifda aytilgan muhabbat ustiga quriladi. Shunda bilamizki, din faqat undoq qildim, undoq qildim, undoq qilmadim, undoq qildim emas. Yoki undoq qilmasang undoq qilaman, undoq qilmasang undoq qilaman degan nega qarab harakatlanish emas. Balki muhabbat bilan harakatlanish. Balki vujud bilan inson butun borlig'i bilan harakatlanishi o'sha islom bo'ladi. O'shani haqiqiy muslim deydi. O'shani millati Ibrohim deydi. O'sha baqo deydi. Aksichi afaroita man ittakhadha ilohahu huwa İlohi o'zining havosini o'ziga iloh qilib olganini ko'rdingmi? Alloh uni adashtirdi deydi. Nafsi nima desa shuni qilayotgan odam xuddi ilohga, ma'budga, obid sig'ingandek sig'inayotgan bo'ladi. Alloh uni keyin qalbini muhrlab qo'yadi. Deb aytadi oyat kalimada. Demak, bu fano va baqo maqomi shu hozir muallif aytganlari va bu o'ta keng ma'no. Va bu har bir musulmondan talab qilinadi, qo'ldan kelgancha hosil qilishi. Va hosil qilganicha daraja ko'radi. Albatta siddiqni darajasini olish uchun siddiqni ishni qilish kerak bo'ladi. Siddiqlik shahidlardan, shahidlikdan ancha baland bo'ladi. Payg'ambarlik kelmagan odamga olishi mumkin bo'lgan oxirgi daraja siddiqlik bo'ladi. Va u payg'ambarlar bilan birga bo'ladi. Albatta u darajalar taqsirlar osonlikcha hosil bo'lmasligi tabiiy. Alloh oson qilganga oson. Jam'u darratayn liman wulida marratayn. Ikkita kundashni jamlash bir joyga ikki marta tug'ilganga xolos deydi. Nima degani ikkita kundash? Ikkita uylanganlar bo'lsa oralarida biladi, ikkita kundashni jamlagan odam o'zi o'rtadan chiqib ketadi. O'zi halok bo'ladi odat. Lekin ikkita kundash deb dunyo bilan oxiratni aytadi, bir-biriga kelisha olmaydi ikkovsi ham. Kim jamlaydi? Ikki marta o'lgan, ikki marta tug'ilgan, onasi tuqqan va baqo bilan tug'ilgan odam. U kishida dunyo ne'mati ham bo'ladi. Dunyoni ham obod qiladi, oxiratni ham obod qiladi deydi. O'sha yuqorida aytganimiz, o'zimiz ajdodlarimizdan misol aytganimizdek, va sahoba ikromlar kabi ular dunyoni obod qilishgan, oxiratlari ham obod bo'lgan va kamolni ham hosil qilganlar. Subhana robbika robbil izzati amma yasifuna va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin taqabbal minna innaka antas samiul alim.